Ama sosyal medya ve siber güvenlik konusu da yine disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konu. Bu manada biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz ve Türkiye'nin diğer üniversitelerinden, bu sefer Ege Üniversitesi'nden bir katılımcıyla bu meseleyi de disiplinler arası bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu akşamki programımızın formatı iki tur yapacağız. İki turda ilk tur, iki turun ilkinde hocalarımız, bu alanda çalışma yürüten araştırmacılarımız meselenin boyutlarını ele alacaklar ve sorunu ortaya koyacaklar. Kendilerinden istirham ettiğim şekliyle, kendi çalışma alanlarıyla ilgili olarak. İkinci turda ise çözüm önerileri, neler yapılabilir konusunu konuşacağız ve sonrasında da soru cevap kısmı olacak. Ben sözü ilk olarak Mustafa Yeniad hocamıza vermek istiyorum. Kendisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerimizden. Kendisini kısaca tanıtmasını istirham ediyorum hocamızdan ve bize meselenin, ben şimdi bütün hepsini sormak istediklerimi tek bir kelime içerisine hapsedip kendisine tevdi edeceğim. Tırnak içerisinde teknik boyutlarını bize anlatmasını isteyeceğim. Yani kamuoyunun da bizlerin de merak ettiği konular var. Mesela uçtan uca şifreleme nedir? Ne kadar etkindir? Gizlilik mümkün müdür teknik olarak? Açıklar nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz gibi konuları ben Mustafa hocamızdan dinlemek istiyorum. Kendisi de zaten bize ısrarla çok fazla akademik detaya girmeyeceğini, zaten yazılarında da bunu biz Ulysses 12 sayısı olarak da yarın çıkarıyoruz bu konuyu, yazıya da dökülsün diye. Orada da bahsettiği üzere çok fazla detaya girmeyecek. Hocam buyurun, ben sözü size vermek istiyorum. Teşekkürler hocam. Herkese iyi akşamlar tekrar. Sayın rektörümüzün de ifade ettiği gibi aslında spontane ilerleyecek, çok böyle yapılandırılmış bir içerik olmaksızın karşılıklı bir münazara şeklinde ilerlemeyi tercih ediyorum. Şimdi öncelikle hani birinci turda ben sosyal ağların günlük hayatımızdaki yeri ve siber güvenlik bağlamında sosyal ağlar ve sosyal mühendislik kavramlarından bahsetmek istiyorum. İkinci turda da Sayın Hocamın belirttiği üzere bu uçtan uca şifreleme, simetrik, asimetrik kriptolama teknikleri, bu sosyal ağ yazılımlarının güvenliğini sağlayan teknolojilerden de özellikle teknik detaylara girmemeye özen göstererek dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışacağım. Kısaca ifade etmek gerekirse günlük yaşamımızın artık önemli bir bölümünü hepimiz sanal ortamlarda yaşıyor durumdayız. Günümüzde yalnızca bireyler değil, kamu kuruluşları ve özel şirketler de hepimizin bildiği üzere yine hizmet ve ürünleri için interneti bir pazarlama aracı olarak da kullanmaya başladılar. Yıllara göre internet kullanıcı istatistiklerini ben takip ediyorum. Örneğin wearsocial.com diye bir platform var. Orada ki trende baktığımızda sürekli bir artış eğilimi var. Örneğin geçtiğimiz yılla bu yılki özür dilerim 2019 ve 2020 yılları arasındaki internet kullanıcı sayısı %7 artmış örneğin. Sosyal medya açısından baktım ben istatistiklere. İnternet kullanıcı sayısı %7 artmışken sosyal medya kullanıcı sayısı %9 civarında artış da yaklaşık bir 3,8 milyar kişiye yükselmiş. Rakamlarla sizi boğmamak istiyorum ama örneğin sosyal ağlarda geçirilen günlük ortalama süre ise önceki yıla oranla yine artış göstererek 2 saat 24 dakika civarında ölçülmüş. Yani günlük hayatımızın
ortalamaya bakıldığında 2,5 saate yakınlık bir kısmı sosyal ağlarda geçiyor şeklinde bir sonuç var. Ülkemize baktığımızda ise toplam 62 milyonluk bir internet kullanıcısı topluluğundan bahsediliyor. Bunun 54 milyon gibi azımsanmayacak bir rakamı sosyal medya platformlarında aktif hesabı olan kullanıcılardan oluşuyor. Bir de şuna baktım, acaba geçtiğimiz yıl en sık ziyaret edilen ilk 10 site hangisi? Onların da istatistiklerine baktığımda ilk 7 web sitesinden 3 tanesinin ilginç bir şekilde sosyal ağ olduğunu gördüm. Şimdi hal böyle olunca siber tehditler ve sosyal mühendislik yöntemleri için de en kullanışlı araç doğal olarak sosyal ağlar oluyor. Böyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Yapısı itibariyle baktığımızda hepimizin bildiği üzere sosyal ağlar tekilden çoğula bir mimariyle kullanıcıların içerik paylaşımı yapmalarını sağlayan araçlar sunuyor. Hatta beraberinde üçüncü parti uygulama dediğimiz harici oyunlar ve uygulamalarla da insanların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda siber güvenlikle nasıl ilişkilendirebiliriz bu süreci? Öncelikle siber güvenlik dediğimizde aslında her disipline göre ya da bakış açılarına göre farklı tanımları yapılıyor olsa da bizim açımızdan mesela bilişim sistemlerinde özellikle sürekliliğin yani hizmet kesintisinin olmamasını ve veri bütünlüğünün yani verinin değişmezliğinin sağlanması ve bir o kadar da önemli gizliliğin yani yetkisiz erişime karşı sistemlerin korunması amacıyla yürütülen faaliyetler olarak tanımlayabiliriz siber güvenliği. Peki siber güvenlik ihtiyacı ve endişelerinin sonucu olarak kamu ve özel şirketler ne yapıyorlar? Yani bütçelerin azımsanmayacak derecede yüksek bir kısmını aslında ki bu alandaki faaliyetler ve ürünler için harcıyorlar. Ama yapılan araştırmalar donanım ve yazılım tabanlı güvenlik ürünlerinin özellikle sosyal mühendislik teknikleri kullanılarak yapılan saldırılarda yetersiz kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu durumun doğal bir sonucu olarak da siber güvenlik alanındaki en zayıf halkanın aslında insan olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda yapılması gereken de bu zayıf halkanın güçlendirilmesini sağlayacak bilinçlendirme faaliyetleri önem arz ediyor bence. Aynı zamanda sosyal ağlardaki bu kullanıcı sayısının artması da bu alandaki güvenlik tehditlerinin de çeşitlenmesi ve risklerin de bir o kadar yükselmesine neden oluyor. Sosyal mühendislik tekniklerinin örneğin yenik düşen gizlilik ve güvenlik ilkelerini göz ardı etmiş, bilinçsiz kullanıcı demeyelim ama önemsemeyen kullanıcılar aslında kendileri de zarar görmekle birlikte çalıştıkları kurumlar için de telafisi güç zararlara neden olabiliyorlar. Sosyal mühendislik kavramını azıcık açacak olursak, buradaki amaç saldırganın sistem içerisindeki bir kullanıcı aracılığıyla hassas verileri sızdırmasını veya sisteme yetkisiz erişim sağlamasını hedefliyor. Yani saldırgan hedef bir sistem belirliyor ve bu sistemde hali hazırda erişim yetkisi olan, bu genellikle eğer bir kamu kurumuysa oranın personeli, bir şirketse yine aynı şekilde oranın çalışanı kurban olarak seçiliyor. Bu açıdan baktığımızda da sosyal ağ bu kişilere bulunmaz nimetler bahşediyor. Örneğin personelin iyi niyetinin veya zaafın kötüye kullanılması şeklinde de karşımıza çıkabiliyor bu. Sosyal mühendislik saldırıları aslında internet tarihinin en eski ve en tehlikeli saldırı türlerinden biri. Ve saldırgan içinde günümüz açısından baktığımızda hedef sistemin kullanıcısıyla iletişim kurabilmek için oldukça etkili imkanlar sağlıyor sosyal ağ ortamları. Tabii burada sosyal mühendislik yöntemlerinin başarısının neye bağlı olduğundan da bahsetmekte fayda var. Aslında saldırgan kurbanın ne olup bittiği hakkında çok fazla kafa yormamasını umuyor ya da bekliyor.
Dolayısıyla kurban hakkında bir takım öncelikle bilgiler toplanarak ikinci aşamaya geçiş yapılıyor. Genellikle kurbanlar da hakikaten de saldırganın beklentilerini karşılayacak şekilde toplanacak verilerin değerini önemsemez. Bu aynı zamanda saldırgan için de geçerli. Saldırgan her türlü veriyi ve kurban hakkındaki gerek kurban hakkında gerek hedeflenen sistemle ilgili her türlü veriyi önemli ya da önemsiz şeklinde sınıflandırmaksızın elde etmeye çalışır. Bundan sonra da üçüncü aşama dediğimiz bu zafiyet tarama süreçleri devreye giriyor. Zafiyet tarama dediğimiz kavram da sırf bu iş için hazırlanmış özel yazılımlar kullanılarak genellikle otomatize şekilde gerçekleştiriliyor. Neler oluyor zafiyet tarama sonrasında? Aktif ya da pasif yöntemler var. Aktif yöntemlerde hedef sistemine doğrudan etkileşime geçiliyor. Pasif yöntemlerde ise hedef sisteme ilişkin dolaylı sorgulamalar ne üzerinden? Mesela arama motorları üzerinden yapılabilir. Sosyal medya hesaplarından, bloglar, forumlar ve kariyer siteleri üzerinden tarama şeklinde iki ayrı metotla yürütülen sürecin sonunda elde edilen veriler bir sonraki için destek sağlıyor. Ne gibi sonuçlar elde ediliyor? Hedef sistemde kullanılan mesela sunuculardaki bilhassa işletim sistemleri, veri tabanları, sunucu servisleri ve bunların sürümleri, ağ mimarisi, ağın topolojisi dediğimiz bir nevi haritası, alan adları, açık portlar ve daha pek çok konuda bilgi sağlıyor. Ardından risk modellemesi yapılarak kapsamlı analizlerle ihmal edilen bir takım açıklar kullanılarak, daha doğrusu sömürülmeye başlanarak hedef sistemden veri sızdırılmaya başlanabiliyor kolaylıkla. Yani ben sözü çok uzatmadan bu bağlamda özellikle sosyal mühendislik yöntem ve teknikleri için günümüzde sosyal ağlar saldırganlar için gerçekten bulunmaz nimetler barındırıyor. Ve bu ortamın en zayıf halkası olan insanın da eğitilerek bilinçlendirilmesinden başka insan bağlamında yapılacak bir şey yok. Kullanılan teknolojiler ve politikalar da tabii ki yönetsel stratejiler bağlamında oldukça önem arz ediyor. Burada kullanılan araçların ne kadar milli olduğu, açık kaynak mı yoksa kapalı kaynak teknolojiler kullanılarak mı kullanıcıların kullanımına sunulduğu önem arz ediyor. Bir girizgah babında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar hocam. Evet. Mustafa Hocam teşekkür ediyorum. Yine size hem soru cevap kısmında hem bizim de olan sorularımızda teknik olarak sizin uzmanlığınıza müracaat edeceğiz efendim. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, meselenin bir boyutu da hukuki boyutu. Hem bireysel olarak hem de toplum olarak. Diğer taraftan bir de uluslararası hukuk çerçevesinde neler yapılabilir? Bir boşluk var mıdır uluslararası hukuk alanında? Bu konuların değerlendirmesini yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarımızdan Hatice Kübra Ecemiş Yılmaz hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam buyurun. Önce kısaca kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz. Buyurun. Tamam hocam. Merhabalar hocam. Öncelikle kendimi tanıtmadan önce bu programı hazırladığımız için başta rektörümüz Profesör Doktor İbrahim Aydın'ı ve size teşekkür ediyorum ve daha sonra da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine çok böyle popüler ve gündemde bir konu seçtiniz. Ben Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans derecemi aldım. 2014 yılında yüksek lisansımı, 2018 yılında da doktoramı da Amerika'da Penn State Üniversitesi'nde tamamladım. 2018 yılından beri de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Milletler Arası Hukuk Kürsüsü'nde çalışıyorum. İlgi alanlarım olarak hem uluslararası deniz hukuku konusu hem de uluslararası hukuk boyutunda da devletlerin sorumlulukları, güvenlikleri, meseleleri ilgimi çekiyor.
kendim aşamada kendimle ilgili herhalde bu kadar bilgi vermem yeterli hocam. Bugün de size sunmak istediğim konu yine normalde her alanda olduğu gibi ilk başta sorun çıkar sonra hukuk devreye girer yaklaşımı var ama yeni yeni bu alanlar, bu düşünceler değişmeye başladı. Artık belli alanlarda daha sorunlar çıkmadan da hukuksal kavramlar düşünülmeye başlıyor. Bu nedenle de ben bugün sizlere siber uzay, siber güvenlik ve yeni popülarite olan bir konu olan dijital egemenlik kavramlarının uluslararası hukuk bağlamında değerlendirmesi üzerinde duracağım. İlk başta ilk bölüm olarak, ilk part olarak ve genel olarak siber uzayla ilgili bilgi verip siber uzayda uluslararası hukuk ile ilgili gelen, şu anda da devam eden problemler hakkında bilgi vermek istiyorum. İkinci partta söz hakkı verirseniz hocam, öyle vereceğini söylediniz. Tabii, Siber uzayda güvenlik ve siber uzayda dijital egemenlik kavramları üzerinde durup ne yapılabilir? Uluslararası hukuk boyutunda ne yapılmalıdır? Sorularına da cevap vermeyi planlıyorum. Öncelikle siber uzaya baktığımızda konu ile ilgili, yani siber uzay kavramı ile ilgili uluslararası hukuk bağlayıcı bir hukuk kuralının olmamasını görüyoruz. Ve bağlayıcı hukuk kuralının olmamasının nedeni de uluslararası hukuk boyutunda siber uzayın karmaşık yapılı aktörlere sahip olması. Normalde uluslararası hukuk başta devletler ya da uluslararası örgütler gibi aktörleri içerirken siber uzaya baktığımızda devletleri, şirketleri, bireyleri, küçük KOBİ'leri ya da büyük KOBİ'leri, büyük işletmeleri aynı anda içeriğini alabiliyor. Bu da kavramın anlaşılmasında biraz zorluk yapıyor. Yine siber uzay kavramına baktığımızda siber uzay ile ilgili uluslararası hukuk alanında karmaşıklığa neden olan iki görüş var. Bir tanesi literatürde siber uzayda uluslararası hukuk kuralları oluşturmada devletlerin etkin rol oynaması gerekliliği. Ancak diğer görüş bunun tam zıttı, siber uzayın devletlerden bağımsız, özgür bir alan olarak kalması gerekliliği görüşü var. Bu nedenle de ortada bir karmaşık bir yapı olduğu için çözüm bulunmasında da sıkıntılar çıkıyor. Şimdi siber uzay kavramına baktığımızda siber uzay bize çok fazla fırsat sunmuş, avantajlar sağlamış. Mesela iletişim hızı avantajı ya da iletişim hacminin genişlemesi, işte kamu hizmetleri alanlarından hızlıca yararlanmamızı sağlamış, bireylerin az önce de dediğimiz sosyal mecralarda sosyalleşmesini sağlamış, sivil toplum örgütlerinin oluşumlarını hızlandırmış. Ama bunun yanında da her ne kadar avantajlar olsa da sorunlarını da beraberinde getirmiş. Özellikle güvenlik açısından siber uzayda çok fazla problem olduğunu görüyoruz. Bunlar mesela siber suçlardan kaynaklanıyor, siber casusluklardan, işte bilgisayar korsancılığından, insanları tehdit ederek tehditlerden kaynaklanıyor ve devletlerin de ulusal altyapıları bu yapılan siber saldırılara karşı yetersiz oluyor. Ve burada da artık saldırının boyutu ulusal sınırı aşmış oluyor. Saldırı bu aşamada artık hem sivil hem de askeri bölgede etkilemekte. Normalde biz uluslararası hukuka baktığımızda bir savaş başlamasında genellikle askerlere karşı yapıldığını görüyoruz. Ancak siber saldırılar boyutunda hem sivilleri hem de askeri bölgeleri aynı anda etkilediğini görüyoruz. Ayrıca buradaki siber uzaydaki kavramların devletler açısından da takibinin zorluğunu görüyoruz. Uluslararası hukuk açısından uzayla ilgili devam eden problemler aslında 1996 yılından beri tartışılıyor. Özellikle siber uzayın uluslararası hukuk alana dahil olma fikri 1996 yılında başlamış. Ve bu fikirlerle birlikte siber uzayın devletlerin iç hukuk kuralları ile düzenleme yapma fikirleri ortaya çıkmış. Bir de devletlerin birleşerek ya da organizasyonlar dahilinde kurallar oluşturarak, regülasyonlar yaparak düzenleme yapabileceği iki ayrı fikir ortaya çıkmış. Devletlerin iç hukuk kuralları ile düzenleme yapma fikirlerini örnek olarak Rusya'nın 2006 yılında yaptığı kişisel veri kanunundaki değişikliğe örnek verebiliriz. Ve Rusya'nın yaptığı kişisel veri kanundaki değişiklik yabancı ya da yerli şirketlerin
Ruslara ait verileri sadece Rusya içerisinde, Rusya sınırları içerisinde saklamasına veya işlemesine izin vermiş. Yine Çin'e baktığımızda burada 2015 yılında Çin'in Ulusal Güvenlik Kanunu'nu revize ettiğini ve uzay, siber uzay ya da kutup bölgelerinin kullanımı ve araştırması gibi alanların tehlikelerine karşı yanıt bulmak amacıyla revize yaptığını görüyoruz. Yine Çin 2017 yılında yürürlüğe bir siber güvenlik kanunu koyuyor ve bu siber güvenlik kanununa göre de siber uzayda egemenliğin korunması ve bunun yaptırımlarının maddelerini düzenleyen ülke olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği uygulamalarına baktığımızda Avrupa Birliği de 2018 yılında yürürlüğe bir genel veri koruma regülasyonu ortaya çıkartıyor. Ve bunlarda da dijital verilerin sadece Avrupa Birliği sınırları içerisinde tutulabileceğini, başka alanlara yayılmayacağını, başka alanlara yayılmasını sınırlandıran bir düzenleme getiriyor. Şimdi Türkiye bunun neresinde diye sorarsak, 2016 yılında bizim de 6698 sayılı bir kişisel verilerin korunması kanunumuz var. Ayrıca bu kişisel verilerin korunmasını düzenliyor. 5809 sayılı kanunumuzda elektronik haberleşme kanunu, bu da altyapı düzenlemelerini içeriyor. Türkiye'nin diğer ülkelerden farkı ne bu düzenlemelerde? Dijital veri egemenliğinin bakış açısı Türkiye'de yok. Diğer alanlarda hep dijital veriler üzerine bir çalışma yapılırken, Türkiye'de dijital veri egemenliğinin bakış açısı açısından bir mevcut düzenleme önün olmadığını görüyoruz. Diğer açıdan devletlerden ziyade devletlerin birleşerek, örgütler oluşturarak ya da gruplar aracılığıyla yapmaya çalıştığı düzenlemelere örnek olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu Siber Savaş Komutanlığı'nın, bir de Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin oluşturduğu uluslararası bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik işbirliği anlaşmasına örnek verebiliriz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Siber Savaş Komutanlığı, siber saldırıların askeri amaçla kullanımını resmi olarak tanımlıyor. Şangay Örgütü'nün anlaşmasında ise siber saldırıların sivil ve askeri düzeni bozabileceğini, bu nedenle de sınırlarını çok fazla aşacağı için ulusal mücadele yerine siber alanla alakalı olarak uluslararası mücadelenin yapılması gerekliliği açıklanıyor ve kapsamlı Amerika Birleşik Devletleri Siber Savaş Komutanlığı ile kıyaslandığında daha kapsamlı, siyasi istikrarı da kapsayan bir çalışma yapıldığı görülüyor. Ancak ne ulusal düzenlemelerde ne de örgütler çapıyla yapılan düzenlemelerde siber uzayda uygulanabilecek uluslararası hukuk kuralları ile ilgili ortak bir ifade bulunamıyor. Bu da tekrardan sorunları oluşturuyor. Yine uluslararası hukuk ile ilgili sorunlara baktığımızda siber uzayda kimlik tespiti problemimiz ve mekan tespitinin zorluğu problemlerimiz var. Özellikle bir saldırı, siber saldırı gerçekleştiğinde bu saldırıyı kimin yaptığının tespiti çok zor ve saldırının gerçekleştiği mekanın tespiti de çok zor. Mesela saldırının gerçekleştiği yer, gerçekleştiği merkez yurt dışına, bu WhatsApp uygulamasında olduğu gibi ve bizim yurt içinde bir temsilcimiz yok, irtibat kurabileceğimiz bir merkezimiz yok ve bu nedenle de saldırının tespiti, saldırının sonlandırılması, yine bu saldırıyla ilgili delillerin temininde uluslararası hukuk boyutunda da bir problem yaşanıyor. Ayrıca uluslararası düzeyde alınan kararların uygulaması sonucu da uygulanması sorunu da uluslararası hukukta karşımıza çıkıyor. Çünkü ulusal düzeyde alınan kararlar devletlerin egemen eşitliği ilkesi gereğince uluslararası platformda birbirlerine karşı uygulanamıyor. Aslında kuvvet kullanma yasağını siber uzayda başvurabileceğini savunan işte Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin yanında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İran gibi ülkeler de var. Ancak kuvvet kullanma yasağını kabul etmiş olsak bile bunları uluslararası hukuk bağlamında bağlayacak, bağlayıcını sağlayacak iyi işleyen hukuk kuralları şu an için yok. Özellikle
Estonya'ya yapılan saldırıdan sonra oluşulan Tallinn Manual dediğimiz Tallinn El Kitabı literatürde çok fazla tanınıyor. Ancak literatüre baktığımızda bu kuralların bile hukukun tali kaynağı, yani ikincil kaynağı, yapılmasına zorlanılmayan kaynağı, sadece var olan kuralları içeren, yeni kurallar oluşturmayan kaynağı olarak kabul edildiği için bir bağlayıcılığının olmadığı problemi karşımıza çıkıyor. Yine siber uzayda uluslararası hukukla ilgili diğer problemlerde özellikle uluslararası hukuk ilkelerine göre yargılamada, tahkim yapmada, bir de uluslararası hukuk normlarının formüle edilmesinin edilmesi sorunlarında mevcut oluyor. Yargılamada ne gibi sorunlar olabilir? Normalde uluslararası hukuk kurallarına baktığımızda hukuk kurallarının uygulanabileceği bir bölgede yargılama yapılabiliyor. Ancak siber uzayın yapısına baktığımızda ilk başta da bahsettiğimiz gibi karmaşık yapıda aktörler var. Devletler, internet şirketleri, işletmeler, bireyler hepsi aynı anda ve bu aktörlerin de ilgi alanları birbirinden farklı ve uygulanacak kurallar da bu nedenle birbirinden farklı ve bunlar içinde ortak bir noktanın bulunması çok zor. Kim için meşru kural uygulanacak, kime uygun olacak, hangi kurallar meşru ve bu kurallar kim için uygulanabilir sorunu bir yana, bir de özellikle uluslararası hukuk bağlamında devlete atfedebilme problemi var siber güvenliği, siber saldırılarda. Çünkü siber saldırıyı devletin kimin yaptığını, burada devletin sorumluluğunun yapılabilmesi için zımni ya da açık bir iradesinin olması gerekiyor. Ancak biz biraz sonra güvenlik aşamasında anlatacağım da vereceğim örneklerde de anlayacağımız üzere devlete atfedebilme problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tahkim aşırısından ortaya çıkacak problemlerde tahkim aşırısından da bir sorun var. Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi şu an için uzay, işte enerji, çevre gibi konuları ele alıyor. Ancak tahkime bir problem olduğunda başvurulması için de buraya başvuracak tarafların verilecek kararların bağlayıcı olduğunu taahhüt etmesi gerekiyor. Ancak bilindiği gibi yine hiçbir devlet kendini haksız görmediği için ve yine devletlerin egemenlik açısından eşitliği ilkesi gereğince daha kendini suçlu olacak gören devletler bunun bağlayıcını kabul etmiyor. Yine uluslararası hukuk normlarını formüle edilmesiyle alakalı da sorunlar mevcut. Biz aslında bir anlaşma olarak Budapeşte Sözleşmesi'ne örnek verebiliriz. Uluslararası bir anlaşma, uluslararası alanda yapılan ilk anlaşma siber uzayla alakalı. Ancak bu da daha çok siber suçlarla odaklanmış bir anlaşma metni ve genelde bir devlet merkezli yapılmış bir anlaşma ve yine bunun da bir bağlayıcılık mekanizması yok. Bu nedenle de kuralların konulması, siber suçlarla baş edilmesi için yeni bir kural konulması gerekiyor. Hocam ben bu aşamada isterseniz uzatmadan burada tamamlayayım sorunlar kısmını. Güvenlik kısmını da ikinci partta süremin kalan kısmında orada kullanmak istiyorum. Evet, teşekkür ederiz Hatice Hocam. Tabii, ben teşekkür ederim. İkinci kısımda, ikinci turda hukuki olarak neler yapılabilir? Bunları duymak istiyoruz sizden. Evet. Yine Cemil Hocam'ın iktisat konusunda hukuki ve idari önlemlerin sınırları konusunu ele alacağını biliyorum. Bağlantılı olacak. Şimdilik size çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Kıymetli izleyicilerimiz, sırada Ege Üniversitesi'nden Mikail Batu hocamız var. Mikail hocamız özellikle algı yönetimi konusunda ve kurumsal iletişim konularında çalışmalar yaptı. Ben özellikle algı yönetimi mümkün mü, ne kadar mümkün, sınırları nelerdir ve algıdan fiile, harekete geçirme mümkün mü sosyal medya aracılığıyla gibi konuları siber güvenlik bağlamında kendisinden dinlemek istiyorum. Mikail Hocam, kendinizi kısaca tanıtırsanız söz almadan önce çok memnun oluruz. Buyurun. Hocam öncelikle merhabalar. Sesim geliyordur umarım. Geliyor, geliyor, evet.
Tüm hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm izleyicilerimize de aynı şekilde. Kısaca kendimi tanıtayım. Sanacan strateji planlamada özel sektörde çalıştıktan sonra 2008 yılında master derecemi, 2012 yılında dijital platformda sosyal medyanın stratejik kurumsal iletişime etkisi isimli doktora tez çalışmamı Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladım. 2014-15 yılları arasında Westminster Üniversitesi, Westminster Business School'da alanımla ilgili araştırmalar yaptım. Ardından 2018 yılında iletişim alanında sadece kurumların değil, insanın da çok önemli olduğunu düşündüğüm için sosyoloji alanında ikinci lisans programımı bitirdim ve doçentlik unvanımı da aynı yıl aldım. Sonrasında ulusal ve uluslararası birçok çalışma projeleri imza attım. Ve en son şu anda mevcut durumda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurumsal İletişim Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Değerli hocalarım, öncelikle tabii iletişim çok önemli. Bunu yatsınmayacak bir gerçek. Fakat çok kısaca yeni medya, sosyal medya kavramlarıyla temel çerçeveye dokunmak istiyorum. Çünkü birçok kesim tarafından hani bunun sınırları da çok merak ediliyor. Tam nerede başlayıp nerede bittiği de biraz karmaşık açıkçası kavramsal olarak. Şimdi yeni medya biraz daha eski bir döneme dayanıyor açıkçası. Çünkü 1876 yılında mesela telefon yeni bir medyaydı. Radyo 1898'de, televizyon 1923'te yeni bir medyaydı. Dolayısıyla bir medyanın yeni olması o dönemde kendisinden daha önce var olan teknolojilerin üzerine yeni şeyler inşa etmesiyle ilgili bir durum. Yani sil baştan bir şey üretmek değil de var olan teknolojiyi daha ileriye götürmesiyle ilgili. Sosyal medya ise var olan yeni medya ortamlarında bir şemsiye görevi üstlenmekte. Teknik boyutu olarak Web 2'yi ifade ediyor, sosyal boyut olarak da sosyal medya ismiyle literatürde adlandırılıyor ve sosyal ağları kapsıyor. Şimdi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu kaçınılmaz, yatsınmayacak bir durum. Literatürde de çok fazla dolaşıyor. İşte radyonun 38 yılda üye kazanması, 38 yılda 50 milyon üyeye ulaşması, televizyonun 13 yılda, internetin 4 yılda, Facebook'un 2 yılda ve Google Plus'ın 6 ayda 50 milyon üyeye ulaşması rakamlar üzerinden yeni teknolojileri ya da sosyal medyayı değerlendirebileceğimiz bir durum açıkçası. Şimdi Türkiye boyutu var işin ve diğer Batı ülkeleri boyutu var. Asya boyutu, teknolojik gelişmiş, gelişmemiş, birinci, ikinci, üçüncü dünya ülkeler boyutu var. Farklı şekilde tartışılabilir ama ortada da bazı gerçekler var. Şöyle ki 1979 yılında 1979 yılı, hani çok yakın gibi gözükse de pek yakın değil. İlk katil robot Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford fabrikasında 25 yaşında bir çalışanı öldürüyor. Hatta geçiyor, tarihe de geçiyor. İlk katil robot diye geçiyor. Bildiğimiz robot depo görevlisi bir 25 yaşındaki çalışanı öldürüyor ve kayıtlara geçiyor. Günümüzde robotlar artık üretim aşamasında yer alıyorlar. Mayın temizlemede yer alıyorlar. Mars'ta bile yürüyorlar biliyorsunuz. Tekerlek izlerini paylaşıyorlar. Hatta NASA paylaşmıştı geçenlerde de. 2011 yılında Güney Kore'de Guardian robotlar deneniyor. Daha nesnel olacakları düşünülüyor ve kendilerini hatta şarjları bitmeye yakın olduğunda kendilerini prize, dişlerini prize takma gibi komutları da var. Kendilerini bu şekilde şarj da edebiliyorlar. Bu da çok ciddi anlamda ilginç. 2016 yılında Amazon Prime Air drone'la ilk müşteri siparişini teslim ediyor. Yakın bir 2020 yılında, geçen yılda uluslararası anlaşmalar çerçevesinde izinlerini de aldı. Yakın zamanda kargolarımızı dronelar üzerinden alabileceğiz demek oluyor bu. Hani Türkiye'de ne kadar kısa sürede ileriye gidilebilir bilmiyorum ama yakın zamanda gidileceği kesin gözüyle bakılıyor. 2017 yılında Facebook'ta iki yapay zeka kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar yeni bir dilde. Şöyle ki bu bir deney aslında. İki tane farklı bilgisayarın
ticaret, e-ticaret yoluyla birbirleriyle alışveriş yapmaları isteniyor. Komutlar o şekilde veriliyor yazılımda. Çok basit şeyleri, şapka gibi çok basit şeyleri alıp satmaları isteniyor. Fakat bilgisayarlar çok ilginç bir şekilde yeni bir dil, kestirme bir dil kullanıp kendi aralarında farklı şeyler konuşmaya başlıyorlar. Önce yazılımcılar bunun yanlış kodlamadan kaynaklandığını düşünüyorlar. Sonrasında bunun yanlış kodlama değil, yeni bir dil olduğunu fark edip bilgisayarların fişine çekiyorlar. Günümüzde bildiğiniz gibi artık Türkiye'de de var. Buzdolabında az olan bir ürünü buzdolabının otomatik olarak markete sipariş vermesi ya da iş başvurularında kişinin CV'sinde bakıp, dijital ortamda bakıp hangi hastalıklarının geçmişinde olup olmadığının görülebilmesi mümkün hale geldi. Peki bunlar hani işin pozitif negatif yönleri ya da aslında pozitife çevrilebilecek yönleri falan ama biz sosyal medyada, dijital ortamda yeterince güvende miyiz? Şimdi birçoğumuzun başına şu çok gelmiştir. Bir bilgisayar ağına girdiğimizde deniliyor ki işte Facebook üzerinden bağlanabilirsiniz. Hani şifrelerinizi kullanmadan Facebook şifrelerinizi kullanarak girebilirsiniz. Çok da basit hani e-devlet girişi gibi çok da böyle bize şey geliyor. Hadi kolaylıkla gireyim zaten hatırlamıyordum diğer şifremi. Şöyle bir durum var. Böyle bir seçeneği uyguladığımızda farkında olmadan ana yüzde görünüyor ama hiçbirimiz dikkat etmiyoruz. Temel bilgilerimiz, e-posta adresimiz, işte doğum günümüzü falan diyor ki diğer siteyle paylaşılacaktır. Girdiğimiz diğer siteyle. Oradaki temel bilgilerin yanında bir tane soru işareti konuluyor. O soru işaretinin üstüne gittiğinizde neler geçiyor içinden? Şunlar geçiyor. Adınız, profil resminiz, cinsiyetiniz, ağlarınız, kullanıcı kodunuz, arkadaş listeniz ve herkese açık yaptığınız diğer tüm bilgiler dahildir. Bu temel bilgilere deniliyor. Şimdi bu artık yani tamamen teslim oldunuz demek oluyor. Dolayısıyla farkında olmadan tüm bilgilerimizi kendi ellerimize teslim etmiş olabiliyoruz. Buna ilk olarak haberlerde yani neye güvenip güvenmeyeceğimiz de ayrı bir sorun teşkil ediyor. Çünkü siber alanda, sanal alanda da konunun nerelere gideceği ya da hangi markanın ne kadar kısa süre içerisinde güvenilir olup olmayacağı da bir tartışma konusu. Şöyle ki 2013 yılında şimdi uluslararası basın alanında Associated Press çok saygınlığı olan bir kurum. Fakat 2013 yılında Associated Press'te flash haber olarak Beyaz Saray'da patlama olduğu, iki patlama olduğu hatta Obama'nın da bundan yaralandığı haberi geçiyor. Anında dünyanın en ünlü borsa endekslerinden olan Dow Jones 143 puan düşüşe geçiyor. Yani uluslararası arenada etki yaratabilecek bir haber. Bunun benzeri yine Türkiye'de de çok fazla görülüyor. Sonradan anlaşılıyor ki işte Associated Press'in hackerlar tarafından sayfası eklenmiş. Sıkıntı anlaşılıyor ve borsada yeniden eski haline dönüyor ama kısa süreli büyük bir panik yaşanabiliyor. Şimdi Türkiye'de de bir e-ticaret boyutu var bu güven boyutunun ya da hangi sitede ne oluyor ya da neler yapabiliriz diye. Açıkçası son dönemlerde gazetelerde çok fazla denk geliyorum. Mesela internetten cep telefonu alınıyor ya da farklı teknolojik cihazlar alınıyor ve gelen kargolarda taş, lastik, fotokopi, maket, telefon, elektronik, sigara, bir takım meyve sebzeler gönderiliyor. Adeta dalga geçilir gibi. Kullanıcıyla, sanal ortam kullanıcısıyla adeta dalga geçiyor bazı taraflar. Dolayısıyla artık dikkat etmenin çok ötesinde bir durum içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi sayfalarda tabii kampanya var deniliyor. Bu kampanya üzerinden işte kısa sürede bugün içerisinde tıklarsanız ürüne ulaşabileceksiniz falan diye bazı teknikler uygulanıyor. İnsanlar da bir an önce ucuz görünen ürüne ulaşmak için tıklıyorlar ve yanlış şeyler, yanlış sonuçlarla karşılaşabiliyorlar. Bunun bir profesyonel tarafı var. Hani propaganda teknikleri uygulanarak insanların aldatıldığı ya da manipüle edildiği
bildiği tarafları var. Oraya girmeden çok kısa bir örnek vereceğim. Halo etkisini belki duymuşsunuzdur. Çok fazla literatürde de geçen bir etki. Açıkçası insanı tanıma ya da bizlerin algısal olarak nasıl yanılabileceğimizi de ifade eden bir teori. Birinci Dünya Savaşı döneminde Amerikalı psikolog Edward Thorndike bir araştırma yapıyor. Her komutana askerlerin fiziksel yetenekleri, zekaları, emirleri uygulama becerilerine yönelik bazı sorular soruyor. Ve ulaştığı sonuç çok ilginç. Sonuca göre sağlam yapılı ve yakışıklı olan askerler üstün asker olarak görülüyor. Yani algısal olarak çevremizde üstün görebileceğimiz kişileri sağlam yapılar içerisinden ve yakışıklılar içerisinden seçiyoruz. Dolayısıyla teoride şu deniliyor. Deniliyor ki demek ki birilerinin dış görünüşü bizi onların sahip olmadığı yeni şeylere, onlara atfetmemize neden oluyor. Hani bu iş başvurularında da böyle ya da bu nesneler üzerinden de böyle. İnternette alışveriş yaparken al beniyle olan ürünler ya da teknik anlamda bizi cezbeden cümleler, içerikler, kampanyalar bize daha çok çekici gelebiliyor. Şimdi bir takım propaganda ya da ikna teknikleri var dijital ortamda. Bu teknikler bizi açıkçası daha güvensiz, sanal ortamı daha doğrusu daha güvensiz hale getiriyor bizim için. Bizim ikna edilirliğimizi kolaylaştırılıyor. Mesela şöyle seçme veya sansür uygulama bunlardan birisi. Bir fotoğrafın ya da bir görselin belli bir kısmını dijital ortamda paylaşıp insanları ikna etme ya da ön plana çıkartarak insanları ikna etme bunlardan birisi. Yalana başvurma, açık bir şekilde yalana başvurma bunlardan birisi. Şöyle ki son dönemde de denk gelmişsinizdir. Bir tek cümlenin altında Goethe, İsmet İnönü, Atatürk ve bir sürü farklı insanın ismi kullanılıyor. Şimdi cümle sabit, aynı cümle. Arkasında bir sayfada, bir tweet sayfasında bakıyorsunuz Goethe'nin adı geçiyor. Bir tweet sayfasında İsmet İnönü'nün adı geçiyor, onu söyleyen kişi olarak. Başka bir sayfada Atatürk'ün adı geçiyor. Ve insanlar kaynağını bilmeden, ne olduğunu bilmeden alıp paylaşıyorlar. Yalana başvuru, bu çok basit bir olay tabii ki ama bunun daha önemlisi Irak'ta yaşandı yalana başvurmanın. Irak'ta kimyasal kitle imha silahlarının olduğu yalanı biliyorsunuz büyük bir savaş başlattı. Ya da Arap Baharı ile ilgili söylenecek çok şey var. Tekrarlama yoluyla inandırmak başka bir teknik. Bu reklamcılıkta çok geçer. O yüzden biz defalarca televizyonda özellikle şimdi yeni medyada aynı reklamı, aynı görseli görmek durumunda kalıyoruz. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Defalarca gördüğümüz bir şeye alışırız ve onun doğru olduğunu ya da çekici olduğuna inanmaya başlarız. Ortak düşmana karşı birlikteliği kamçılamak başka bir tekniktir. Bu uluslararası siyaset alanında Amerika'ya karşı İran'ın ve Rusya'nın birlikte hareket etmesi çok nettir. Ya da Çin'le Rusya'nın birlikte Amerika'ya karşı birlikte olması ve bu farklı kurumların ya da stratejik noktaların da arka planda kullandığı bir durumdur. Sloganlar çok önemli. Kampanyalar unutulur, içerik unutulur ama sloganlar asla unutulmaz. Bu yüzden insanları bir şeylere yönlendirmek için kestirmeden sloganların kullanılması da bir teknik olarak ele alınabilir. İddia etmek, mesela son dönemde gerçekten IQ'muzla dalga geçilecek bir durum, aşıyla çip takılması. Sosyal ağlarda çok fazla dolaştı. İnsanlar ben aşı yaptırmam çünkü çip taktırmak istemiyorum. Hani aşıyla nasıl sen çip takılırsana bunu hiç ki birçoğumuz ne yazık ki eleştirmedik ya da üstünde durmadık. Çok duydum, öğrencilerimden de duydum. Hocam ben aşı yaptırmam, çip takılmasını istemiyor. Aşıyla, sıvı bir şeyle nasıl çip takılacak peki sana dediğinde durup yüzüne baktılar. Bu da ayrı bir teknik. Otoriteye sığınma veya transfer aktarma. Şimdi paylaştığınız görselin, görselde bir ünlünün, bir otoritenin, ilgili bir otoritenin olması ya da onun cümlesini kullanmanız inandırıcılığı, iknayı artıracaktır açıkçası. Tanıklık, paylaştığınız konuyla ilgili herhangi bir kişinin, yine bilinen bir kişinin cümlesini paylaşmanız inandırıcılığı artıracaktır. Mesela işte falanca bankada şöyle şöyle kredi veriliyor.
Beyazıt Öztürk de oradan kredi almış falan. Onun fotoğrafını kullanıyor. İnsanlar buna inanabiliyorlar. Kağıt derme başka bir teknik. Kağıt dermede de ikna etmek için amaçlı olarak bilinen pozitif yönler, negatifler arkada bırakılarak pozitif yönler kullanılıyor. Mesela özellikle son dönemde yaşanan deprem hadisesinde bazı evlerin, malumunuz olduğu üzere İzmir'den katılıyorum, İzmir'de yaşanan depremde, deprem bölgesindeki çok sıkıntılı evlerin sürekli medyanın önüne çıkartılması, sanki İzmir'in yarısının yerle bir olduğunu göstermek birileri tarafından yapılan bir durumdu. Açıkçası bu da inandırıcılığı artırmıştı. Birçok insan İzmir'de felaketin boyutunu çok daha büyük olarak iddia etmişti. Herkes yapıyor psikolojisi veya sürüleştirme psikolojisi. Şimdi bu da insanların yapısal durumuyla ilgili bir şey olsa gerek. Hani ben dışarıda kalmayayım. Baksana bu kampanyada 50 bin kişi var. İşte burada şu kadar insan var ya da bu duruma bu kadar insan katılmış. Bu aktivizm hareketine şu kadar kişi katılmış. Ben de katılayım. İnandırıcılığı artarak kişiler açıkçası bu teknikler aracılığıyla ya da manipüle teknikleri aracılığıyla bir şeylere inandırılıyor veya hareket etmek durumunda kalıyorlar. Sosyal mühendislik bunun elbette ki profesyonel yapılan boyutu. Hocam da bahsetti az önce sosyal mühendislikten, o yüzden ayrıntılı girmeyeceğim ama sosyal mühendislik üzerinden toparlıyorum hocam bu arada. Sosyal mühendislik üzerinden kişilerin bilgilerinin toplanması, sosyal ağlar üzerinden ilişkilerin oluşturulması veya zararlı yazılımlar gönderilerek bazı durumların istismar edilmesi ve elde edilen bilgilerin, enformasyonun uygulamaya dökülerek kötü amaçlar için kullanılması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu manipüle teknikleri sonucunda insanların açıkçası aklına hayaline gelmeyen durumlarla karşılaşması ne yazık ki söz konusu yine olabiliyor. Neler yapılabilir söyleyeceğim bazı şeyler var ama girmeyeceğim hocam. Söz hakkımı bekleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Tabii. Mikail hocam çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Evet, yavaş yavaş karamsar bir atmosfere doğru gidiyoruz biz bu oturum içerisinde. Zaten öncesinde de endişeliydik, endişeliyiz. Şimdi çok değerli kişisel verimiz, bilgimiz bizim için değeri sosyal veri haline geldiğinde, burada belki sosyal veri kavramını de türetmiş oluyoruz. KVK'ya çok odaklandık. Bu sosyal verinin bir atom bombası haline gelmesi, bu tek tek kişisel bilginin tabiri caizse birleşerek ihmal edildi bu alan. Kişisel verileri koruma kanunu varken devletleri koruyacak, yani toplumun tamamını koruyacak bir sosyal veri kanununa doğru gitmemiz gerekiyor toplum olarak, bu karamsarlığın ürünü olarak. Burada ne oluyor? Burada olan tek tek bireylere ait anlık, bu an dediğimiz zaman saniyelik, dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık veri ve big data dediğimiz, büyük data dediğimiz olgu aslında bir yerlerde depolanıyor ve bu bizim elimizde değil. Bu kadar net bir endişeyi ben bunu Mustafa hocamızdan da duymak istiyorum. Yani bu yabancı serverlarda, yabancı sunucularda bu verinin, çok büyük verinin, her halimize ait verinin toparlanması, işlenmesi ve kullanılması. Veri yani madenciliği hocam. Bizim kullanılması. Bunun kullanıldığını ve kullanılacağını biliyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi burada, bu noktada sözü meselenin iktisadi boyutları için yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemizden doçent doktor Fatih Cemil Özbuğday hocamıza vermek istiyorum. Önce kısaca kendisini tanıtırsa memnun olurum Fatih hocamızdan. Sonrasında da hocam kişisel veri sosyal medya hesaplarına abone olduğumuzda
Bu bedava mı? Çünkü iktisat bir değer bilimidir. Yani kişilerin ödeme istekliliği ile ilgili ihtiyaçtan kaynaklanan, arzudan, istekten kaynaklanan ve bir değer atfından gelen, değer atfı sonrası talebe dönüşen değil mi? Ve talep sonrasında bir ödeme istekliliği olan. Ama burada kimin ödeme istekliliği var? Neye ödeme istekliliği var? Kişisel veri kimin için daha değerli? Burada bir değer asimetrisi var. Birey için hiç bir değeri yok. Yani sokağa çıkıp satmaya kalksa kişisel verisini, tek bir veriyi yok. Ama bu toplumsal veri olduğunda, sosyal veri olduğunda çok güçlü bir unsur haline geliyor. Burada sosyal medya hesapları, isim verelim, Facebook, WhatsApp, değil mi? Instagram, buna diğerlerini de ilave edebiliriz. Yani Google ettiğimiz her şey aslında yine buna da dahil olması gerekiyor. Bunlar bedava mı hocam? Diğer taraftan bir çözüm olarak, tabii çözümleri konuşacağız ama yerlilik mümkün mü? Bu konuda endişeli misiniz? Endişenizin kaynağı nedir? İktisadi olarak bunu kırmak mümkün müdür? Hukuki olarak belki kırmak mümkün müdür ama bunun ekonomik etkileri nelerdir gibi konuları sizden duymak istiyorum hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bizi dinleyen bütün hocalarımıza, bütün değerli katılımcılarımıza da saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Fatih Cemil Özbuğday, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümünde doçent olarak çalışmaktayım. İlgi alanlarımda mikro iktisat, daha özelde ise rekabet ve regülasyon ekonomisi üzerine. Burada tabii bir iktisatçı olarak belki de teslim etmemiz gereken ilk husus şu: her şeyin bir bedeli vardır. Yani dolayısıyla bize bu sosyal medya hesaplarının sunulmasının, bize bunları kullanmamıza izin verilmesinin de bir bedeli var. Karşılığında ne veriyoruz? Biz de kişisel verimizi sunuyoruz. Tabii bu kişisel veri sizin de dediğiniz gibi belki tek başına bir anlam ifade etmiyor ama toplu haline getirildiğinde, toplulaştırıldığında, büyük veri yapıldığında bunun muazzam bir ekonomik değeri var. Bu büyük veri kullanılarak yapay zekaların eğitimi gerçekleştiriliyor. Hyper targeted advertising dediğimiz ultra hedeflenmiş reklamcılığın yolu açılıyor vesaire. Aslında özetle bu toplu halde büyük veri kullanılarak muazzam bir ekonomik değer yaratılıyor. Şimdi sosyal medya ile ilgili veyahut da genel olarak dijital platformlarla ilgili söylememiz gereken bir husus var. Bu da bunlar artık standart bir ekonomik yapı değiller. Bunlar bizim endüstriyel organizasyon literatüründe kullandığımız tabirle çift taraflı veyahut da çok taraflı piyasalar. Bu piyasaların farklı tarafları var diyelim. Bir tarafta mesela kullanıcılar olarak bizler varız. Kullanıcılar tarafında fiyat yok. Yani biz bir örneğin Twitter üyeliği için bir fiyat ödemiyoruz. Twitter'da tabii ki bundan zarar ediyor. Yani bir nevi maliyet altı fiyatlama yapıyor. Kullandığı serverların maliyetinden tutun da yaptığı birçok teknolojik altyapı yatırımını bana bedava kullanıyor. Peki bu katlandığı zararı nerede telafi ediyor? Pazarın diğer tarafında telafi ediyor. Pazarın diğer tarafında ne var? Mesela reklam verenler var. Twitter hesabımızda veya Facebook hesabımızda karşımıza çıkan, o newsfeed'de karşımıza çıkan çeşitli reklamları görüyoruz. Sosyal medya platformları buradan elde ettikleri reklam gelirleriyle işte o kullanıcılara sundukları hizmetleri finanse ediyorlar ve de kâra geçiyorlar. Burada tabii aslında sadece çift taraflı piyasa değil, bazı firmalar için, sosyal medya firmaları için bu aslında bir çok fazla yüzü olan bir zara dönüşmüş durumda ve aslında bir ekosistemin içindeyiz. Örneğin Facebook bir ekosistem
örneği olarak verilebilir. Bugün Facebook'un içinde Instagram var. Efendim söyleyeyim, WhatsApp var. Facebook'un zaten kendi social networking sitesi var. Facebook bununla beraber mesela son derece ileri düzeyde bir yüz tanıma teknolojisini geliştirmiş durumda. Ya da keza son derece gelişmiş bir kredi skoru hesaplama yöntemi geliştirmiş durumda. Veya bir ödeme sistemi geliştirmiş durumda. Yani dolayısıyla Facebook'u sadece bir sosyal medya firması olarak görmek yerine bunu artık bir ekosistem olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sosyal medyanın dışına çıkıp diğer dijital platformları için de mesela Google için, Amazon için, Microsoft için yine bu ekosistem kelimesini kullanabiliriz. Burada önemli bir artık paradigma değişimi olduğunu görüyoruz. Peki bu burada yani sosyal medya platformlarının başka ne gibi farkları var sorusuna baktığımızda bunların önemli ölçüde şebeke dışsallıkları ve tüketici kilitlenmesi yani network externalities and consumer walk-in tarafından karakterize edildiğini görüyoruz. Aslında bu da bu anlatacağım hususlar da sosyal medya platformlarının pazar gücünün ne kadar neden bu kadar yüksek olduğunu açıklıyor. Yani baktığımızda bugün gerek Twitter olsun gerek Facebook olsun Google veyahut da diğer dijital platformlar bunlar muazzam ölçüde pazar gücüne sahip. Bu pazar gücü o kadar yüksek ki yani sadece bizim meselemiz değil. Mesela bugün Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği de bu konular üzerinde çalışıyor. Mesela komisyon taslak hazırlamış durumda. Bir Digital Markets Act, bir de Digital Services Act olarak yani Dijital Piyasalar Kanunu ve Dijital Hizmetler Kanunu olarak çevirebileceğimiz iki taslak üzerinde çalışıyor. Örneğin Digital Markets Act'te yani Dijital Pazarlar Kanunu'nun taslağında bu firmalara, bu sosyal medya firmalarına artık standart bir firma gibi davranmayıp bunlara gatekeeper dediğimiz kapı tutuculuğu gibi ayrı bir işlev yükleyip bunlara ilave sorumluluklar getirmeye çabalıyor. Yani bu sadece Türkiye'de karşılaştığımız bir mesele değil. Avrupa Birliği gibi çok büyük bir ekonomik büyüklüğe sahip olan bir birlikte de bir problem. Peki neden bu sosyal medya firmaları bu kadar yüksek pazar gücüne sahip? Elbette bununla ilgili teknolojik açıklamalar olacaktır. Yani bunların sunduğu hizmetlerin teknolojik avantajları, üstünlükleri veyahut da iş anlamında, business anlamında tüketiciyi kendilerine daha çok cezbedecek ürünler veya hizmetler sunduklarına dair. Ancak bu hikayenin sadece bir kısmı. Bunun dışında bizim iktisatçılar olarak şebeke dışsallıkları dediğimiz çok önemli bir faktör var. Nedir bu şebeke dışsallıkları? Bunu doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayırabiliyoruz. Doğrudan şebeke dışsallıktan anladığımız şu. Bir sosyal medya platformuna ne kadar çok kişi kullanırsa benim o sosyal medya platformunu kullanmaktan elde edeceğim fayda da o kadar fazla olacak. Piyasanın bir tarafında. Yani mesela Facebook örneğini ele alalım. Ben Facebook'tan ne kadar çok ilkokul arkadaşımı bulabilirsem benim için o kadar iyi. Ya da işte Twitter üzerinden ne kadar çok kişiye kendimi duyurabilirsem benim için o kadar iyi. Bu pazarın bir tarafında olan dışsallıklar, etkiler. Bunlar doğrudan şebeke dışsallıkları. Bir de dolaylı şebeke dışsallıkları var. Bu da pazarın diğer tarafının ne kadar çok kişi şebekeye kullanırsa, yani o network'ü kullanırsa oradan elde edeceği faydayı gösteriyor. Mesela Twitter'da ne kadar çok fazla sayıda kullanıcı olursa reklam verenler de bundan istifade edecekler. Pazarın öteki tarafında. Çünkü böylece onların da daha fazla kişiye ulaşma şansı var. Dolayısıyla
bu şebeke dışsallıkları kendi kendini besleyen bir süreç gibi düşünebiliriz bunları. O kadar güçlü bir şekilde çalışıyor ki kritik hacme ulaştıktan sonra artık şebeke kendi kendini besleyen bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve o noktada biz rekabet iktisatçıları olarak pazarın kayması diye bir terim kullanıyoruz. Yani pazar belli bir hacme ulaştıktan sonra bu sefer şebeke dışsallıkları etkilerini göstermeye başlıyor ve o pazarda sadece bir tek sosyal medya firmasının olabileceği bir yapıya geliyor. Ve bu yapıyı kırmak çok zor. Aslında buradaki temel mesele de bu. İktisadi olarak örneğin biz bugün diyoruz ki WhatsApp'tan başka bir platforma geçiş yapalım. İşte hep beraber bir kullanalım ya da adına ne dersiniz hep beraber Telegram kullanalım ya da başka bir şey kullanalım. Bu noktada şebeke dışsallıkları ve tüketici kilitlenmesi bizi engelleyen ekonomik unsurlar. Ben şimdi mesela bütün WhatsApp bağlantılarımla başka bir WhatsApp'tan başka bir mesajlaşma uygulamasına geçiş yapmak istediğimde bütün bağlantılarımı da oraya geçirmemeliyiz. Bütün efendime söyleyeyim geçmişteki videolar, resimler, herhangi içerik, artık adına ne derseniz deyin, onları da taşıyabilmem lazım. Bütün bağlantılarımın da yeni mesajlaşma uygulamasına geçmeye ikna edilmesi lazım. Kaldı ki bu da oldukça iktisadi açıdan baktığımızda maliyetli bir iş. Burada farklı yöntemler denenemez mi? Örneğin WhatsApp'ı memlekette yasaklayalım. Ama bu da iktisadi bir çözüm değil. Yani sürdürülebilir bir çözüm değil. Bu noktada gerçekten WhatsApp'a rakip olabilecek olan çeşitli haberleşme veya mesajlaşma platformlarının önemli yeniliklerle de piyasaya girmesi lazım. Tamam, çeşitli kampanyalar yapılıyor. Hadi hep beraber WhatsApp'ı bırakalım, başka bir mesajlaşma uygulamasına geçelim. Ancak burada bir tüketici eylemsizliği olduğunu da görüyoruz. Çünkü geçiş maliyeti yüksek. O halde tüketiciyi o geçiş maliyetini karşılayabileceği bir şekilde karşı platforma geçmesine olanak tanınmalı. Bu da belki radikal bir yenilik de olabilir. Yani yeni mesajlaşma platformu bize çok radikal bir yenilik de sunmalı. Yani olaya güvenlik, işte milliyetçilik sorunu vesairenin yanı sıra bir de iktisadi olarak yaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Derseniz burada durayım hocam. İkinci turda yeni soruyla devam edelim. Evet. Cemil Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi dört alanda da karamsarlığımız oluştu ve tamamlandı diye düşünüyorum. Ve meselenin kalbine vurmamız gerekiyorsa aslında bütün hepsi bize bir güvenlik sorununu işaret ediyor. Yani burada bu verilerin toplanıp algıların yönetilip işte hukuki boşluk vesaire bunların bir reklamcılık veya bir ticaret kaygısı, işte kar amacı ile ilgili bir masum mesele olmadığı konusu meselenin kalbinde gündeme geliyor. Bunu destekleyen unsurlardan bir tanesi de kıymetli izleyiciler, bir tanesi de şimdi Cemil Hocam tam değinmedi, temerküz dediğimiz merkezleşme veya yoğunlaşma genelde bir ülkede olma eğiliminde. Çünkü Cemil Hocam da bahsetti, bu endüstri, yani sosyal medya endüstrisi pazar gücü elde etme eğiliminde iktisadi sebeplerden dolayı. Başka alternatifi yok. Yani birkaç firmanın buna hakim olması ve bir ülkenin bunu götürmesi gerekiyor. Örneğin mesela copyright hakları dediğimiz çok güçlü bir fikri mülkiyet hakları yapısının olması gerekiyor ki bu gibi yenilikler o ülkede gitsin. İşte bu yüzden bunun hangi ülke olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri öncü. Sermaye de diğer taraftan. Yani bir fikriniz olduğunda bu fikri commercialize yapmanız için, yani ticari bir mal haline getirebilmeniz için arkasında fonlamanın olması gerekiyor. Bu piyasada Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut ve Amerika Birleşik Devletleri'nin
burada bir pazar gücünü, hem şirketlerin pazar gücü bir de ülkelerin pazar gücü var. Ve bu da, yani buradaki güvenlik sorunu, bütün bu bizim günlük duygu durumumuz, sağlık durumumuz, neyi sevdiğimiz, neyi sevmediğimiz, hangi malları tükettiğimiz, tüketme eğiliminde olduğumuz veya tüketme beklentisi içerisinde olduğumuz gibi devletlerin dahi toplayamayacağı bilgi, değil mi? Devletlerin dahi toplayamayacağı bilgi bedavadan, çok ucuza, çünkü biz bunu Cemil Hocam'la beraber yazıyoruz, yarın çıkacak sayıda, depolama maliyetleri o kadar düştü ki, yani her 14 ayda bir yarılanmış maliyetler depolanıyor ve bir ülkede depolanıyor arkadaşlar. Bunun istihbarat örgütlerine, suç örgütlerine, terör örgütlerinin ellerine geçmesi mümkün mü, mümkün değil mi? Mustafa Hocam'dan ben bunları duymak istiyorum. Bu verinin ülke sınırlarının, çünkü burada ülke sınırının da artık ne olduğu belli değil. Yani biz bunu yakalayabilip tutabilir miyiz? Bu mümkün mü? Yasakladık diyelim bugün, engelledik diyelim. Zaten bizim haritamızın, gen haritamızın, duygu düşünce haritamızın ellerinde çıkarılabilmesi için yeteri kadar veri oldu mu? Bu verinin işlendikten sonra zamanlama açısından bir ülkede darbe planlanıyorsa, değil mi? Meselenin kalbine vuralım derken buradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir ülkede darbe planlanıyorsa bunun zamanlama, akşam saatlerinde mi, sabah saatlerinde mi? İnsanların kızgın olduğu saatler neler? İnsanların işte tepkisiz olduğu saatler hangileri gibi? Bütün bu bilgileri, devletin dahi bilemeyeceği bilgileri arkadaşlar sosyal medya aracılığıyla belli bir merkezin, belli merkezlerin, şirketler ve ticari faaliyet adı altında. Tabii Hatice Kübra Hocam'a da burada. Yani bunlar gerçekten legitimate dediğimiz, yani yasal, küresel ticari faaliyetler. Yani buna karşı yapabileceğiniz hukuki olarak siz de dediniz, çok fazla şey yok. Yani burada bir alım-satım söz konusu. Şimdi tekrar bu düşüncelerle, biraz daha ben size provoke ederek, yani harekete geçirerek düşüncelerinizi, meselenin kalbine çekerek, güvenlik, siber güvenlik meselesine çekerek tekrardan neler yapılabilir konusunu ikinci turda konuşalım istiyorum. Şimdi Mustafa Hocam, gerçekten dediklerimiz mümkün mü? Bizim bu veriyi tutmamız mümkün mü? Bu veri gizliliği mümkün mü? Yani end-to-end encryption dediğimiz, yani uçtan uca şifreleme vesaire yeterli mi? Neler yapılabilir konusunda teknik olarak bize söyleyecekleriniz nelerdir? Teşekkürler hocam. Şimdi öncelikle şunu tekrar etmekte fayda var. Yani bu halkanın, daha doğrusu buradaki argümanların en zayıf halkası insan. Yani siz ne kadar çok yatırım yapsanız da, kullandığınız teknik ve yöntemler ne kadar çok karmaşık hale getirilse de, ne kadar millileştirilse de, ne kadar akredite olsa da, insan faktörü bilinçlendirilmedikçe ya da neyi neden yaptığının bilincinde olan bir kullanıcı profili oluşturulmadıkça bunu elde etmek muhtemelen biraz zor. Şöyle ki, hatırlarsınız mesela FaceApp diye bir uygulama vardı, halen de var. Herkes gönüllü olarak kendi fotoğraflarını can havliyle sisteme yükledi ve işte atıyorum 10 yıl sonraki yaşlanmış hali ya da 20 yıl sonraki, 30 yıl sonraki işte yaşlanmış halim nasılmış acaba gibi masum bir güdüyle hareket ederek gönüllü olarak aslında veri sağladı. Yani şimdi en masum hali bunun, nihayetinde elinizde şuursuz ve insan yapımı bir sistem var. Bunun eğitilebilmesi için bu yapay zeka algoritmalarının mükemmelleştirilmesi ya da iyileştirilmesi, başarım düzeyinin artırılması maksadıyla doğrulanmış verilere ihtiyacınız oluyor. Yani bir model geliştiriyorsunuz ve bu modeli nasıl eğitiyorsunuz? Doğrulanmış bir veri setiniz oluyor. Bu doğrulanmış veri seti üzerindeki bir takım algoritmik işte yaklaşımlarla modelinizi geliştiriyorsunuz. Bu mükemmel bir
aşamaya gidebilmek için veriye ihtiyaç duyar. Ha, ne kadar çok fazla varyasyon mevcutsa, yani elinizde ne kadar çok farklı veri varsa, doğrulanmış veriyi kastediyorum, sizin modelinizin, yani yapay zeka algoritmalarınızın bir anlamda başarım düzeyi de bir o kadar artıyor. Yani insanlar az önce de ifade ettiğim üzere muhtemelen bu oturumdaki bazı arkadaşlarımız da FaceApp uygulamasına resimlerini yüklemiş olabilirler pekala. Zaten bildiğim kadarıyla uygulamanın gizlilik politikasında da kullanıcı verilerinin toplanabileceği ve diğer şirketlerle paylaşılabileceği de açıkça belirtilmiş olabiliyor. Yani herkes gönüllü bir farkında olarak ya da olmayarak gönüllü bir istihbarat elemanıymışçasına sürekli veri pompalıyor bu sistemlere maalesef. Onlar da yüklediğiniz her bilgi kırıntısı artık bizim malımızdır stratejisiyle hareket ediyorlar. Ha, biz işin teknik yanına bakacak olursak mesela hatta ona girmeden önce basit bir örnek vereyim ben. Örneğin bir sosyal ağa yüklediğiniz bir fotoğraf, video verisi de olabilir. Özellikle fotoğraflarda mesela bir akıllı telefon ya da diğer cihazlarla çekilen bir resmi çoğu zaman coğrafi konum bilgisi de biz farkında olmadan meta veri, exif format verisi dediğimiz bu meta veri neler içeriyor? Fotoğrafın çekildiği tarih, fotoğrafın boyutu, çekildiği lokasyon, çekildiği cihazın bilgileri, çekim ayarlarına kadar pek çok veriyi aslında bu exif verisi formatında bu fotoğraf dosyasının içerisine gömüyor aslında bu uygulamalar. Kullandığımız akıllı cihazlardaki uygulamaları kastediyorum. Siz bu fotoğraf içerisindeki exif verisini izole etmeden bir sosyal ağ yüklediğinizde neler yapılabilir? Mesela paylaşılmış aynı resme ulaşabilen başka herhangi bir sosyal ağ kullanıcısı bu içerikleri, yani fotoğrafınızı mesela ya da paylaştığınız işte video olabilir, kendi bilgisayarına indirip bu metaveri görüntüleme araçlarıyla içeriklerin metaverisinde yer alan coğrafi konum verilerini alıp bu verileri Google Maps ve Google Earth gibi araçlara girerek fotoğrafın çekildiği yerin adresini saniyeler içerisinde öğrenebilir ya da doğrulayabilir bu fotoğrafın çekildiği yeri mesela en azından. Yani kısaca herkes aslında sürekli bir şekilde bu platformlara gönüllü olarak inanılmaz bir hızda ve inanılmaz bir gönüllülükte sürekli veri pompalıyor. Yediği yemekten tutun da tatil, nerede tatil yaptığına kadar. Hatta çok ilginç karşılıyorum, belki hani sosyal bilimci hocalarımız bunun analizini daha iyi yaparlar. Bir baba kızıyla ya da kız babasıyla sosyal ağ üzerinden mesajlaşıyorlar. Yani bütün insanlara kendi aralarındaki iltifatlarını duyuracak şekilde ilginç bir iletişim tarzı bu. Aynı evde yaşayan insanlar sosyal ağ üzerinden birbirlerine metiyeler dizebiliyorlar. Bu eşler arasında da olabiliyor. Gerçekten tuhaf bir iletişim şekli. Peki sizin sorunuza gelecek olursak, mesela uçtan uca şifreleme yöntemleri ne kadar güvenli? Aslında simetrik ve asimetrik kriptolama yöntemlerinden hani teknik detaylara girmemek için bahsetmek yerine, bu anlık mesajlaşma yazılımlarında kullanılan uçtan uça şifreleme ne demek? Bu end-to-end encryption dediğimiz temelinde ne içeriyor? Kısaca bir ondan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Simetrik şifreleme, adından da anlaşılabileceği üzere tek, yani bir tek aynı şifreleme anahtarına dayanan bir şifreleme tekniği. Veriyi şifrelemede gönderici tarafında kullanılan anahtar aynı zamanda alıcı tarafında da veriyi çözümlemek amacıyla kullanılır. Kısacası yani hem gönderici hem alıcı aynı gizli anahtarı kullanıyor. Yani gizli anahtar peki nasıl bir yapıda? Rastgele üretilmiş bir sayı ya da kelime dizisi olabiliyor bu gizli anahtar. İşlem süresinin hızlı olması simetrik şifreleme algoritmalarının en önemli avantajlarından biri. Fakat şöyle bir defaktosu var.
aynı anahtara sahip olan üçüncü bir taraf şifrelenmiş içeriklere kolayca erişebiliyor. Daha sürecin başında şifreleme anahtarının kim tarafından ve hangi algoritmik yöntemlerle üretildiği de burada hayati önem kazanıyor. Ayrıca şifreleme ve çözümlemede kullanılan algoritmaların kapalı tutulması, yani alanda standart kabul edilen bir takım algoritmalar var. Bunlar kullanılmadan üretilmiş bir şifreleme anahtarı, dahası algoritmaların bağımsız kuruluşlarca onaylanarak güvenirliğin akredite edilmemiş olması durumu, hatta bir ana anahtar ya da master key dediğimiz bir anahtarın varlığından emin olunamaması. Yani şöyle düşünün, herkes gönderici ve alıcısıyla farklı anahtarlar kullanıyor olsa da eğer ortada bir master key varsa ve bütün bu kriptografik verileri aynı anahtarla, yani altın anahtar diyebiliriz, eğer açabiliyorlarsa bu tüm şifreleme sürecini güvenilmez kılacaktır. Dahası başkasının ürettiği bir anahtar aracılığıyla kendi verilerinizi şifrelemek ne kadar güvenli? Eğer anahtarı siz kendiniz üretemiyorsanız ya da anahtar üretilirken az önce ifade ettiğim gibi kullanılan algoritmalar akredite değilse ve açık kaynak değilse bu süreci şüpheli hale dönüştürüyor aslında. Dahası şifreleme anahtarının güvenli olarak saklanması ve ağdaki diğer kullanıcılarınkinden benzersiz anahtarların üretilmesi burada önemli. Bu simetrik şifreleme yönteminde yine bir dile getirilmesi gereken husus da kimlik doğrulama mekanizmasının bünyesinde barındırmaması. Dolayısıyla anahtara sahip olma potansiyeli olan herhangi bir üçüncü taraf burada da ciddi risk oluşturuyor. Yine siber güvenliğin olmazsa olmazlarından veri bütünlüğü, yani verinin karşı tarafa iletim esnasında manipüle edilmediğinin garanti altına alınarak ulaştırılması söz konusu değil yine burada. Dolayısıyla iletim ortamında araya girme yöntemiyle verinin manipülasyonu da söz konusu olabiliyor. Sözün özü aslında tek başına simetrik kriptolama yöntemi güvenli değildir diyebiliriz. İşin aslında background'da yatan asıl şey de kaynak kodları kapalı olan ya da bağımsız otoritelerce kaynak kodları incelenerek işte ilgili akreditasyonu almamış ya da onaylanmamış tüm yazılımlar aslında bu kapsamda. Bilgisayarınıza kurmuş olduğunuz işletim sisteminden tutun da verilerinizin depolandığı veri tabanları, ağ güvenlik yazılımları, e-posta sistemleri, çevrim içi iletişim ortamları ve benzeri diğer bütün yazılımlar da aynı riskleri barındırıyor aslında. Sözün özü, yani öncelikle bir açık kaynak teknolojisinin özendirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması gerçekten ciddi önem arz ediyor. Örneğin bir karşılıklı mesajlaşma ya da herhangi bir sosyal ağ platformu açısından bakalım mevzuya. Ben isim zikretmek istemediğimden özellikle işte dolaylı olarak ifade etmeye çalışıyorum. Şu an mesela popülaritesini üst düzeye taşımış herhangi bir çevrim içi anlık mesajlaşma yazılımına benzer internet ortamında açık kaynak kodları ile paylaşılmakta olan akredite uygulamalar da mevcut. Yani her şeyi sıfırdan bizim yazmamıza da gerek yok. Az önce ifade ettiğim gibi açık kaynak teknolojisinin bu konuda özendirilmesi belki de ciddi bir politika olmalı. Mesela şu an eminim ki hepimiz bilgisayarlarımızda aynı işletim sistemini kullanıyoruz. Ya da bir dizüstü bilgisayar satın aldığınızda hiç kimse size hangi işletim sistemini kullanmak istersiniz diye sormuyor. Beraberinde işte X firmasının Y ürünü kurulu olarak geliyor. Peki bu işletim sistemi ne kadar güvenilir? Arka planda hangi süreçler çalışıyor? Hatta ben somut bir örnek vereyim size. Örneğin kontrol paneline erişip orada kullanıcı listesini görmeye çalıştığınızda karşınıza gelen kullanıcı sayısıyla ben kabuk ortamında gerçekte sistemde kaç tane kullanıcı tanımlanmış diye bir karşılaştırma yapmak istedim.
hiç de yani arayüzde karşınıza getirildiği gibi değil. Arka planda gömülü olarak tanımlanmış başka kullanıcılar da var. Ha, işin doğası gereği belki de yazılımlar da bir takım sistemde koşarken bir takım kullanıcıların yetkileriyle işte çalışmak zorunda. Evet, doğru, ama benzer durum açık kaynak işletim sistemleri için geçerli değil. Hakikaten şeffaf. Siz herhangi bir bu bilgilerin depolandığı dosyaya, hatta metin dosyası formatında, örneğin Linux işletim sisteminde ETC klasörünün içinde ki bir dosyada şeffaf bir şekilde sistemdeki bütün kullanıcılar oturum açma yetkisi var mı yok mu, ev dizini hangisi bilgisine kadar şeffaf bir şekilde tutuluyor. Yani nihayetinde sözün özü açık kaynak yazılımlar, tabii ki en zayıf halka dediğimiz insanın bilinçlendirilmesi ve strateji açısından da bu yazılımların mümkünse millileştirilmesi ki bu konuda da gerçekten kararlı bir duruş sergilenirse söz konusu yazılımların zaten hali hazırda şu an itibariyle mevcut olduğunu da söylüyorum. İster çevrimiçi haberleşme online videolu, sesli, işte görüntülü haberleşme yazılımları olsun, ister işletim sistemi çekirdekleri olsun, ister aklınıza gelen herhangi bir X uygulaması, ofis yazılımları dahil açık kaynak sürümleri internet ortamında mevcut. Bu konuda belki de bir ulusal bilinçlendirme hareketinin başlaması ilgili ya da yetkili ya da sorumlu kurumlar nezdinde bir girişim olabilir. Size somut bir örnek vererek ben sözü bitirmek istiyorum. Mesela ben evde Windows kullanmıyoruz. Hadi dilimdeki kilidi de çözmüş bulunayım. Çocuklar benim, işte iki kızım. Şirket Linux ismi vermeyecektiniz ama yani ben sizi ikna ettim. Evet, Linux kullanıyor çocuklar da. Onu alıştırdım. Şöyle bir sorunla karşılaştık. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçme kararı aldığında biz Zoom uygulamasını kullanamadık. Şöyle ki browser temelli kullanabiliyorsunuz uygulamayı. Linux sürümünü de ben kurdum ayrıca işletim sistemine. Fakat e-okul sisteminin web sitesi ders oturumu açtığınızda bağlantıya tıkladığınız vakit Linux'ta kurulu olan Zoom yazılımını algılamıyor. Orada bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimiyle yazıştım ben. Bu durumu ifade ettim. Sağ olsunlar dikkate de aldılar. Bu düzenlendi. Sonradan o darboğaz aşıldı. Yani bu işle ilgili biz treni bence kaçırmadık. Hala fırsatımız var. Gerek veri tabanları dünyasında, gerek sunucu işletim sistemleri, gerekse çevrim içi mesajlaşma platformları, özellikle ağ güvenlik yazılımları bağlamında her yıl azımsanmayacak miktarda lisans için ödediğimiz bedellerden sıyrılarak bir o kadar da güvenli olan, daha doğrusu bu zafiyetimiz ya da zayıf damarımız bulunan bu güvenlik, kişisel verilerin korunması dahil açık kaynak yazılımların bir çözüm olabileceğini ben naçizane düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Hatice hocama söz vermek istiyorum. Hocam, siber savaştan bahsettiniz. Daha cazip olduğundan, diğer taraftan dijital egemenlik kavramından da bahsettiniz ilk oturumda. Siber vatan da deniyor değil mi buna? Yani evet. Hocam, neden cazip siber savaşlar? Diğer taraftan da hukuki olarak neler yapılabilir? Yani hukuki idari çözümler dediğimiz aslında ilk aklımıza gelenler işte cezai müeyyide veya yasaklama değil mi? Bunlar arzulanır mı, mümkün mü? Uluslararası hukuk çerçevesinde bize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim hocam söz hakkı verdiğiniz için. Öncelikle siber savaşlarla birlikte bu siber uzay kavramının dünya çapında da bir güvenlik sorununu artırdığını görüyoruz. Çünkü siber savaşların yapılması çok kolay, daha kolay. Normal savaşlara göre ortaya çıkması daha kolay.
Ayrıca siber savaşların cazip yönünü var. Özellikle sizin alanınıza daha yakın maliyet düşüklüğü nedeniyle, işte tanınma ya da tespit zorluğu nedeniyle, işte siber alanlar, siber savaşların sınır tanımaması nedeniyle, beklenmedik bir anda gerçekleştirilebilmesi nedeniyle, ufak bir hareketle sadece bir tıkla geniş etki alanı olması nedeniyle, ayrıca genellikle can kaybı olmaması ya da çok az miktarda can kaybı olması nedeniyle siber savaşların bir cazip yönü oluyor uluslararası platformda. Ancak bunlar dediğim gibi güvenlik sorunlarına neden oluyor ve bunlara örnek olarak da ilk başta aklımıza gelen 2007 yılındaki Estonya'daki bronz asker anıtının yer değiştirilmesiyle ortaya çıkan siber saldırıdan bahsedebiliriz. Daha sonra işte 2008 yılında Gürcistan'ın normalde kendini savunmak amacıyla Ossetya'ya, kendi egemenliğini savunmak amacıyla Ossetya'ya girmesinden sonra Rusya da Ossetya'ya giriyor ve Gürcistan'a karşı işgale başlıyor. Fiziki bir geleneksel savaşın yanında ayrıca siber saldırılara başlıyor. Bu da bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Yine İran'a yapılan Stuxnet dediğimiz siber saldırının İran'ın nükleer tesislerine yapıyor ve bu diğer siber saldırıların yanında fiziki bir zarar da veriyor. Bir sürü ağlara zarar vermiş oluyor, fiziki zarar da vermiş oluyor. Yine güvenlik sorunlarına ilişkin sadece devletler açısından devletlerin fiziki zararları değil, WikiLeaks gibi özgür basın sızıntıları ya da 2013 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri Edward Snowden kaynaklı kitle gözetim sızıntısı bilgilerini ya da 2015 yılında Facebook tarafından üye verilerinin izinsiz olarak kullanımı, yine 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimlerinde dış müdahale yapılması, 2017 yılında Bitcoin oluşumunun merkezi olmayan bir dünya oluşturması, 2018 yılında Suriye'nin de kimyasal silah iddiası ile alakalı görüntülerin ortaya çıkıp sırf bu nedenle caydırıcı füze saldırısı, Suriye'ye karşı caydırıcı füze saldırması yapılması ve 2021 yılına geldiğimizde de WhatsApp'ta oluşan problemleri görüyoruz ve bunların siber uzayda güvenlik sorunlarına neden olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca bu güvenlik sorunlarının oluşmasından sonra yeni popüler bir konu olarak dijital egemenlik kavramını görüyoruz. Öncelikle dijital egemenlik kavramını anlamak için birazcık egemenlik kavramından bahsetmek gerekiyor. Egemenlik dediğimizde devletin varlık bağını oluşturduğu nüfus ve mekanın üzerinde sahip olduğu güçleri ve yetkileri ifade eder normalde uluslararası hukukta egemenlik kavramı. Bu egemenlik kavramının iki yönü vardır. Bir iç hukuk yönü, bu yönetim yönüdür. Dış hukuk yönü ise, uluslararası hukuk boyutu ise bağımsızlık yönüdür. Dış ilişkilerde tüm devletler eşit, iç ilişkilerde de serbesttir. Normalde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tamamlayıcı anlaşmalarına baktığımızda. Tabii gerçek alanda bunun ne kadar gerçekçi olduğunu size bırakıyorum. Devletlerin egemenliğin olmadığı alanlar da vardır uluslararası hukukta. Mesela uluslararası sular ya da Antarktika gibi yerler. Şimdi siber uzayda devlet egemenliğinin henüz belli olmadığı bir alana giriyor. Devlet egemenliğine normalde müdahale olmuyor dememize rağmen eğer egemen olan ülke içerisinde insan hakları ihlalleri üzerine egemen devletin sorumluluğunu yerine getirmediği anlaşılıyorsa yine burada diğer devletlerin müdahale hakkı oluyor. Siber uzaya geldiğimizde egemenlikle ilgili bir düzenleme henüz yok. Siber uzay şu şekilde düşünülüyor. Doğanın bir parçası değil. Yani bir mekan yok. Egemenliğin içinde olan mekan ya da bir nüfus, bir insan alanı yok. İnsansız bir alan. Ancak düzenlenebilen bir alan olarak kabul ediyor. Bir kısım görüşte, literatürde her ne kadar sınırsız olarak gözükse de bu siber uzayın sınırsız olmadığını fiziksel yapılara, özellikle bu altyapıların olduğu ülkelerle sınırlı olduğu literatürde tartışma konusuna gidiyor. Siber uzayda başarılı bir egemenlik içinde teknik ve siyasi güç olması gerekiyor. Yani güçlü bir devlet olmak gerekiyor. Çünkü siber uzayda özellikle az önce de bahsettiğim gibi yapılan bir saldırının
aşılan bir saldırının devlete isnat edememe problemi var. Devletlerin siber uzay ile ilgili politikalarına baktığımızda da bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri ile siber uzay kavramlarıyla ilişkileri birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Mesela Batı Avrupa'ya baktığımızda genellikle siber düzenlemeleri mahremiyet konusuna ilişkin ya da kişisel verilerin korunmasına ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda temel özgürlükler daha fazla ön planda çıkan kurallar oluşturuluyor. Çin'e baktığımızda ulusal egemenliğin siber uzayda da sahip olması gerektiğine ilişkin kuralların daha fazla olduğunu görüyoruz. Afrika ülkelerine baktığımızda sadece siber güvenlik kurallarına ilişkin düzenlemeler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Dijital egemenlikte devletlerin sorunlarına geldiğimizde sadece iç işler için değil, dijital egemenlik kavramının oluşturulmasında sadece iç işler için değil, istihbarat için de kullanılabileceği öne sürülüyor. Yine dijital verilerin saklanacağı yerin neresi olacağı çok önemli bu konuda ve dijital verilerin saklandığı yerin belirlenememesi nedeniyle tekrar uluslararası hukukta egemenlik kavramında sıkıntı çıkabileceği düşünülüyor. Yine dijital egemenlikte devletin bir diğer sorunu da yerli üretimlerin yetersiz kalması. Az önce hocam söyledi bir millileştirmeden yararlanmak ama bu konuda benim hep kafama takılan bir soru olarak var hocam. Eğer yanlışım varsa da düzeltin. Ne kadar yerli üretim yapılırsa yapılsın dijital egemenlik kavramıyla dijital o platformlar oluşturulmaya çalışılırsa çalışırsın. Özellikle bu verilerin sağlandığı serverların, ana merkezlerin İsviçre gibi yerler daha iyi çeksin diye ya da daha fazla birbiriyle bağlantısı olsun diye tek bir ülkede toplandığını biliyoruz. Her ne kadar asıl serverlarının tek bir yerde olması istenildiği anda bazı devletlerin buna sahip olması anlamına gelmiyor mu? Bu da bu anlama biraz daha geldiği için yerli üretimlerin yetersiz kalması da dijital egemenlikte problemlere neden oluyor. Yine dijital egemenlik kavramı çok fazla ortaya çıktığında belli ülkelerin ve belli ülkelerdeki şirketlerin tek elinde bir egemenlik olgusunun yoğunlaşması ortaya çıkıyor. Bu da teknolojik gelişmeleri daha fazla olan ülkelerin, şirketlerin tek elinde bir egemenlik olgusunun ortaya çıkındığını görüyoruz. Ayrıca dijital egemenliğe baktığımızda dijital egemenliğin devlet tarafından bazen desteklendiğini görüyoruz. Devletler diyor ki eğer ben dijital egemenliği sağlarsam bireyler üzerinde sosyal medya analizleri ile denetimimi artırabilirim diyor. Ancak diğer yandan baktığımızda dijital egemenliğin her zaman devletin egemenliğini artırdığını göremiyoruz. Devletin otoritesini bazen kaldırdığı görüşü de mevcut. Mesela sosyal medya mecraları üzerinden hızlıca insanlar örgütlenebiliyor ya da gerçek olmayan bilgiler sorgulanmadan hızlıca yayılabiliyor. Bu da devletin otoritesini de sarsmış oluyor. Yine bir diğer olumsuz etkisi dijital egemenliğe geçildiğinde şirketlerin aslında devlete bağlı gibi gözüken ya da devlet aracılığıyla oluşturulan şirketlerin bilgi teknolojileri ile devletten daha fazla vatandaşlarla ilgili bilgilere sahip olabilmesi sorunu da ortaya çıkabiliyor. Yani aslında dijital egemenlik devlete verilmiş olsa bile bunu yürütecek bilgi teknolojisi ile ilgili olan bir şirketin devletten daha fazla bilgiye sahip olabilme korkusu da ortaya çıkıyor. Peki bizim ne yapmamız gerekir? Bu alanda ne yapabiliriz sorusunda? Şimdi uluslararası hukuk kuralları siber uzay kavramına uygun olarak oluşturma, sadece işte dijital egemenlik, sadece bölgesel egemenlik olarak değil, dijital egemenlik kavramına baktığımızda genellikle dijital egemenlik kavramının bölgesel çözüm ürettiğini görüyoruz biz. Bölgesel çözüm olması algısı daha ön planda olduğu için bu kavram yerine siber uzayda daha fazla bağlayıcı hukuk kurallarının formüle edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bu bağlayıcı hukuk kurallarının formüle edilebilmesi için de devletlerin işbirliği içerisinde yeni anlaşmalar için görüşmeye başlaması, burada hem ekonomi, hem hukuk, hem politik alanlarının, siyasi alanların birlikte işler görerek yeni bir düzenleme yapması gerektiğine inanıyorum. Dediğiniz gibi pek çok mecra var, pek çok bu boyutlar sadece
temel hakları ya da daha küçük bireyler birebir ilişkilerimizde etkilemiyor. Uluslararası alanda devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini de etkilediği için bölgesel çapta sunumlar yapmak yerine daha çok uluslararası düzeyde kalıcı, bağlayıcı, yargı kararlarıyla bağlayıcı ya da tahkim yoluyla bağlayıcı hukuk kurallarının formüle edilebilmesinin daha elverişli olabileceğini düşünüyorum hocam ben. Sizin bu konuda bir sorunuz olursa şimdilik benim önerilerim burada. Hocam dediniz ya hani az önce tüm sorunları anlattık şimdi biraz daha neşeli ama daha da çok da neşeli bir şey bulamadım işin açıkçası. Evet, hep evet. Açıklar hep eksiklikler olduğu için ama daha çok sorunuz varsa ümit verici, ümit vari şeyleriniz varsa tekrardan devam ederim hocam. Evet. Yani karamsar bir atmosfer var gerçekten eksiklikler açıklar nedeniyle ama tabii şunu da düşünmek istiyorum aslında. Tabii denetimi de bu kadar kolay mı yani? Hani veri nihayetinde, verinin denetimi de kolay olabilir mi diye ama veri elinizdeyse belki denetleyebilirsiniz veri analizi yöntemleriyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sorular olursa dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden alırız tekrar. Şimdi tekrar sırayla Mikail hocama ben gelmek istiyorum. Hocam gerçeklik bu kadar zayıf mı? Algıyla gerçek olmayan, manipüle amaçlı kullanılabilen gerçekten bu kadar üste çıkabilir mi? Alan kazanabilir mi? Ve buna paralel olarak sizin çözüm önerileriniz nedir? İletişim nereye gidiyor buradan sonra? Hocam şöyle söyleyeyim öncelikle. Şimdi biz kendi gerçekliğimizi yaratsak dahi bir derin internet denen bir kavram var. Var olan kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız içeriklerin çok daha ötesinde. Hatta bu mafyavari örgütlerin girip bilgi paylaştıkları, bilgi alışverişinde, informasyon alışverişinde bulundukları ya da yasa dışı işlerin yapıldığı bir derin internet var. Biz elbette ki günlük hayattaki kullanımlar bakımından kendimizi bireysel ve toplumsal olarak nasıl, daha doğrusu ben daha kendimizi koruma altına nasıl alabiliriz? Buna yönelik birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Mustafa Hocam az önce dedi ki, sosyal bilimciler dedi biraz aslında araştırmalı. Ben şaşırıyorum gerçekten. Hani insanlar birbirlerinin doğum gününü niye internette kutluyorlar? Çok çok haklı. Buna açıkçası hocam sosyal bilimciler olarak biz de şaşırıyoruz. Yani aynı evde bulunan iki eşin birbirlerinin doğum gününü sosyal medyadan kutlaması ya da rahmetli olan annesine Allah annemi rahmet etsin, işte babamı, bu tür duaları Allah'la, hadi bırakın kişinin eşle durumunu, Tanrı'yı da Allah'la kendi arasına koyması çok acayip üstü bir durum. Yani sosyal bilimlerci de çok geçen bir durum. Kaldı ki böyle bir şeyi çözmek de aslında sorunun halledilebilecek boyutu değil. Yani acaba toplumsal olarak nerede açığımız var da biz sosyal ağlarda bu tür gereksiz demeyeyim, çok haksızlık olacak ama sosyal ağlarda niye bu tür davranışlarda bulunuyoruz, bunun ortaya koyabilirim. Şimdi YouTuber'lar, influencer'lar bunlar çok son dönemde arttılar. Ve bunların temelinde teorik olarak narsizmin olduğuna yönelik çalışmalar var. Ortaya konulan bazı çalışmalar bunu gösteriyor. Fakat bizim toplumsal olarak bundan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü internet sadece günlük hayatımızı yansıttığımız yer değil, mahrem alanımızın içine giren bir yere dönüştü. Şöyle düşünelim, evimizin salonuna, mutfağına, hatta yatak odamıza çok özel kişi, işte eşimizle girebiliriz, çocuklarımızla girebiliriz, ev ahalisiyle girebiliyoruz ama milyonlarca kişiye açabiliyoruz bunu. Ve bunu farkında olmadan birçoğumuz yapıyor. Bunu bu şekilde konuştuğumuzda insanlar şunu söylüyor. Açıkçası ben verdiğim sosyal medya derslerinde de söylediğimde öğrencilerim, hocam bunu hiç böyle düşünmemiştim. Yani benim işte yattığım yatağı insanlara açmamın sakıncalı olabileceğini ya da bunun ne kadar zararlı olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Burada dönüp dolaşıp hani kişisel olarak ya da toplumsal olarak medya, hatta yeni medya okur yazarlığına dönüşüyor iş. Yani ilkokuldan itibaren, abartısız ilkokuldan itibaren ki çünkü şu anda Facebook kullanma yaşı 13 olarak geçiyor ama
7 yaşındaki çocuk da oraya 13 yazıp gayet kullanabiliyor o ağı. Yeni medya, sosyal medya okur yazarlığı üzerine ilkokuldan itibaren ders verilmesi gerekiyor. Ve bunların sakıncalarının çocukluktan itibaren öğretilmesi gerekiyor ki toplumsal bir kampanya açıkçası zorunluluk taşıyor. Şimdi son dönemde koronayla birlikte bu TikTok ağında da toplumsal, bu Türkiye için değil sadece, diğer toplumlar için de, diğer ülkeler için de bir patlama var. Hani insanların kendilerine neyi koyacaklarını, neyi paylaşacaklarını şaşırdıkları bir durum var. Hani koronavirüs, COVID-19'dan dolayı bir anomi öncesi durum yaşanıyor olabilir. Yani eski alışkanlıklarımızın artık yeni var olan ihtiyaçları karşılamama durumu söz konusu olabilir. Ancak yine de vardığım nokta şu, kendi araştırmalarımla, gördüklerimle vardığım nokta şu, bilinç, yani sosyal medya kullanırken bilinçli davranmak ya da kişinin kendi ehemmiyetini kendisinin sağlaması en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Hatice Hocam az önce bahsetti, uluslararası yasal kanunlardan bahsetti ki kendisi çok iyi bilecektir. Ben ufak bir hatırlatma yapayım izleyicilerimize. Türkiye'de de bununla ilgili bazı kanuni şeyler yapıldı. Hani öyle eyvah benim bilgilerim gitti ama korkmak durumunda mıyım? Banka kartları ve kredi kartları kanunu 2006 yılında yapılmış. 2014 yılında mesafeli sözleşmeler yönetmeliği çıkarılmış. 2014 yılında yine aynı yıl 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi kanunu söz konusu. 2016 yılında kişisel verilerin korunması kanunu söz konusu. Yani biz aslında toplum olarak dediğim gibi hocam çok daha iyi bilir. Biz toplum olarak eyvah hani kanuni olarak da bilgi iletişim teknolojilerine yönelik bir şey yok. Mahkemeye gidersem ne olur soru işaretinden öte biz kendi var olan mahrem alanımızı korumamız gerekiyor. Ve buna yönelik düşünce eğiliminde olmamız gerekiyor. Sonrasında elbette ki bilinçli kullanım. Şimdi 1984 kitabında Big Brother'da Okyanusya Devleti'nde çok güzel günümüz toplumu açıkçası aktarılıyor. Birinin bizi gözetlediği, birilerinin bizi gözetlediği ya da tek bir göz üzerinden tüm dünya ülkelerinin takip edildiğine yönelik kurgulanmış distopyan bir kitap. Ama kitaptaki artılara, eksilere bakıldığında ya da ayrıntılara bakıldığında ciddi anlamda her aşamada harcadığımız markette bulunan işte 3-5 kuruşta sokağa çıktığımızda kameralarda gözetim altındayız. Az önce hocam söyledi, İbrahim Hocam, evet kredi kartlarıyla yaptığımız her bir alışverişte, alışveriş sonrasında cep telefonlarımıza gelen o alışverişle ilgili promosyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Çünkü hareketlerimiz gözetim altında ve bu birileri tarafından, bu kapital düzende birileri tarafından istenen, gayet uygun görülen bir durum. Dolayısıyla sistem teorisi kapsamında düşündüğümüzde sistemin dışında kalmamız mümkün değil. Ben cep telefonu ya da son dönemde biliyorsunuz WhatsApp kullanmama eğilimi başlandı. Bir Telegram'a geçilme durumu söz konusu oldu ki Telegram'ın sahibi de açıkladı, şaşırdığını söyledi. Dedi ki son kaç günde 25 milyon kullanıcıya sahip olduk son haftalarda. Bu bizim için, markamız için önemli bir durum. Şimdi verilerimiz acaba Amerika'da WhatsApp üzerinden mi kaydedilecek, arşivlenecek yoksa Rusya'da Telegram üzerinden mi arşivlenecek? Bunun seçimi aslında. Yani hiçbir şekilde verilerimiz kaydedilmiyor ya da birine diğerine tercih edersek daha rahatlayabiliriz, daha özgür olabiliriz, haklarımız korunabilir değil söz konusu. Facebook'la ilgili yapılan belgesellerde Facebook'un kurucuları, Facebook'ta çalışan kişiler şunu söylüyor, diyor ki adres satırına yazılan her cümlede enter tuşuna siz basmadan biz burada kaydediyoruz. Arşivlerimizde kaydediyoruz. Neyi? O adres çubuğunuza girdiğinizle ilişkin. Dolayısıyla bu kadar ayrıntılı bir şekilde arşivlerimizin, verilerimizin kaydedildiği bir ortamda bizim aslında kişisel olarak neyi nasıl yapmamıza yönelik daha bilinçli olmamız gerekiyor. Bu da az önce belirttiğim gibi sosyal medya okuryazarlığıyla ilk etapta ilgili ve sonrasında yapılacak elbette ki bir sürü farklı çalışmada söz konusu olabiliyor. Ve diğer bir husus da şu, son olarak şunu belirteyim. Zamanı verimli kullanmaya çalışıyorum.
Şimdi bizde ülke olarak şöyle bir sıkıntı var. Bu sözlü iletişimde de, yazılı iletişimde de, şu anda dijital ortamda da söz konusu. Bir verinin nereden geldiği çok önemli olmayabiliyor bizim için. Şimdi deniliyor ki sizin hakkınızda şunlar söylendi. Şu ya da işte ülkede şu oldu. Mesela geçenlerde denildi ki ÖSYM Başkanı açıklama yaptı ve ikinci dönem, bunun birkaç ay öncesinde yapıldı, sosyal ağlarda dolaştı. İkinci dönem koronavirüsten dolayı tatil ilan edildi. Yani yeniden uzaktan eğitimle devam edilecek. Sonradan bakıldığında ÖSYM Başkanı'nın görüntüsünü, televizyon fotoğrafını almışlar, altına da haber metni kendileri yazmışlar ve internete atmışlar. Yalan haber. Dolayısıyla var olan haberin, bu sadece bir örnek, kaynağı ne? Nereden geliyor? Ve kim ifade etmiş? İşte iletişimde bu kaynak alıcı çok çok önemli. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani elden ele sosyal ağlarda dolaşan veriler gerçeği ne kadar yansıtıyor ve bizim gerçeğimize ne kadar hitap ediyor, biz buna ne kadar inanmalıyız, bunun üzerinde durmamız açıkçası büyük önem taşıyor. Hocam, peki hocam, söyleyeceklerim çok bu kadar. Teşekkür ediyorum açıklamalarınız için, önerileriniz için. Şimdi sırasıyla yine devam edersek Fatih Cemil hocamdayım. Hocam, mesele dönüp dolaşıp yerleşmeye, millileşmeye, bölgesel çözümlere geliyor. Bir de tabii ki değer kaymasından bahsediyoruz. Bu değer kaymasını bireylerin neyi değerli, neyi değersiz görmesi, yani yatak odasının resmini paylaşmasının bir çeşit değersizleşmesi. Bunları ihmal edebilir miyiz? Yerlileşme, millileşme mümkün mü? Daha önceki açıklamalarınızda bunun iktisadi dinamikleri nelerdir? Siz neler diyeceksiniz? İktisadi olarak neler yapılabilir? Teşekkür ediyorum hocam. Tabii burada yerleştirme, millileştirme elbette mümkün olabilir. İktisadi açıdan söylüyorum ama burada sadece işte milli duygularla veya da görüntülen çeşitli kampanyalarla tek başına bir sonuca varmak mümkün değil. En nihayetinde en azından ben iktisatçı olarak derim ki günün sonunda iktisat konuşur. Yani bir tüketici bir sosyal medya platformundan başka bir platforma geçiş için nasıl bir değer elde eder? Veyahut da bir sosyal medya platformu, bu yerli bir sosyal medya platformu olsun, sadece milli duygularla en fazla ne kadar değer üretebilir? Burada baktığımızda dediğim gibi esasen bu bir ekosistem yaratma meselesi. Yani sadece bir mesajlaşma uygulaması değil. Sadece bir sosyal ağ değil. Aynı zamanda değer üreten bir ekosistem yaratma çabası. Bunun içinde bir sürü farklı teknolojiler olacak. Bu teknolojiler mütemadiyen ekonomik değer üretecek şekilde kendilerini geliştirecekler. Burada bu önemli. Bir başka husus, belki bu Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bu firmalara belki özel bir düzenleme getirilmesi. Belki bununla ilgili ayrı bir düzenleyici kurumun kurulması. Bu neden önemli? Şimdi iktisadı bir kenara bırakalım. Bir de siyasal bilgiler fakültesinde çalıştığımız için biraz da işin siyaset bilimi tarafına girelim. Ben siyaset bilimci değilim ama hani bir de oradan yaklaşmaya deneyelim. Burada baktığımızda daha önce Moody's üzerine bir araştırma yaparken de görmüştüm. Bu Moody's biliyorsunuz bağımsız bir kredi derecelendirme kuruluşu. Thomas Friedman bu bir gazeteci New York Times'ta ilk defa Pulitzer ödülünü almış. Moody's ile ilgili şöyle bir değerlendirmesi var. Birleşik Devletler, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Moody's'in ikisi de sizi yok edebilir diyor. Biri size bomba atarak sizi yok edebilir, biri de sizin ratinginizi değiştirerek sizi mahvedebilir. Ve inanın diyor, bunlardan hangisinden daha güçlü olduğunu bilmiyorum diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri mi daha güçlü, yoksa Moody's mi daha güçlü, onu bilmiyorum diyor. Belki bunu çağımızda şuna da uyarlayabiliriz.
belki birazcık iddialı bir şey ama Amerika Birleşik Devletleri mi daha güçlü yoksa Twitter, Facebook vesaire onlar mı daha güçlü? Bunların elde ettiği ciddi bir politik güç de var aynı zamanda. Dolayısıyla burada belki bu politik gücün de yani devletler tarafından kısıtlanması da söz konusu olabilir. Belki bunu farklı yasal düzenlemelerle gerçekleştirecekler. Ama siyaset bilimini bir kenar bırakıp tekrar iktisat bilimine, esas uzmanlık alanına döndüğünde en azından yerleştirmenin mümkün olduğunu ama bunun sadece milli duygularla hemen sönen kampanyalarla değil, ciddi bir ekosistem yaratılarak ve bu ekosistemi teşvik edilerek gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. En nihayetinde bütün bu sosyal medya platformlarının arkasında Amerika'daki bu teknolojik üretimin teşvik edildiği yasalarla, kültürle, efendim söyleyeyim finansal imkanlarla bunu az önce siz de çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Böyle bir ortamdan beslenerek bunlar gelmiş. Dolayısıyla bu ekosistemi oluşturabilmişler. Burada da bizim de benzer ölçekte olmasa dahi yine de benzer niteliklere sahip ekosistemi oluşturabilecek bir ortamımızın olması lazım. Bunun çözümün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Buna ilaveten kısa vadede başka çözümler olabilir mi? Mesela rekabet politikasıyla alakalı belki şunları söyleyebilirim. O büyük teknoloji şirketleri yani Google, Amazon, Facebook, Microsoft ve Apple, bunlara kısaca GAFAM diyorlar. Bu şirketler son 20 yılda 1000'den fazla şirketi satın almış veya devralmışlar. Bu baktığınız zaman korkunç bir rakam. Ve bu satın aldıkları veya da devraldıkları şirketler ya doğrudan rakipleri ya da gelişme potansiyeli olan startup firmalar, teknoloji firmaları. Aslında bunların biraz da büyümesine müsaade edilmiş. Bunların artık daha fazla büyümesine eğer gerçekten bu firmalardan korkuyor ve çekiniyor ise müsaade edilmemesi lazım. En azından Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun bunların belki bunu firmalar satın almalarına organik bir şekilde büyümelerine müsaade edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Belki bu kısa vadede başka bir çözüm olabilir. Burada tabii mahremiyet meselesini biraz da şu açıdan görmek gerekir. Hani biz belki ürüne herhangi bir fiyat ödemiyoruz. Kullandığımız hizmete herhangi bir fiyat ödemiyoruz sosyal medya üzerinde ama bu mahremiyet ya da izlilik verilerin paylaşılması aslında kalite parametresi. Yani verilerimizin paylaşılması belki bizim mahremiyet altımızda ya da bir başka ifadeyle bu ürünün kalite parametresinde bir düşüş anlamına geliyor. O halde sıfır fiyat uygulayan iki ürün arasında rekabet nasıl gerçekleşecek? Diğeri daha kaliteli bir hizmet ortaya sunacak. Daha fazla kaliteden anlayabiliriz ne? Daha katı bir mahremiyet politikası. Dolayısıyla ben her ne kadar burada karamsar bir tablo çizilmiş olsa da yine de elimizde bir takım imkanların var olduğunu, bir takım fırsatların olduğunu ve bunların da gerek kültürel, gerek politik, siyasi olarak, gerek ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Cemil Hocam çok teşekkür ediyorum sizin de iktisat perspektifinden yaptığınız öneriler için. Gerçekten burada biz bu meseleyi bu küçük oturumumuzda sonuca ulaştırmamız, bütün çözümleri bulup önermemiz mümkün değil. Mesele gerçekten çok önemli ve karmaşık. Bizim de bu bir çabamız bu yönde. Şimdi dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden soru varsa alalım. Vakit de geç oldu.
Şunu da belirtelim. Biz bu konuyu yazılı olarak da buradaki uzman araştırmacılarımızın katkılarıyla ele almaktayız. Yarın Ulisa 12 sayımız çıkıyor bu konuda. Daha detaylı bir şekilde buradaki yazılardan da faydalanılabilir. Evet, sorusu olan var mı acaba izleyicilerimiz içerisinde? Evet, vakit geldiğini söylüyoruz. Sonuç olarak en güvenli mesajlaşma uygulaması hangisi hocam diye sormuş bir, evet Serhan. Araştırma görevlimiz Ulisa'da. Mustafa hocamadır herhalde, değil mi? Teknik bir soru olduğu için biraz. Çok zor bir soru. Şöyle ki, kaynak kodlarını incelemediğiniz hiçbir yazılımın güvenliğiyle ilgili somut bir sonuca ulaşamazsınız. Yani şimdi... Onlar da kapalı değil mi hocam? Onu demek istiyorsunuz. Tamamının kapalı. Kaynak kodları kapalı. Evet. Yani, ya incelemeye açık değil. Kodlarını açacaklar. Biz göreceğiz. Gerçekten derleyeceğiz ve aynı yazılımın aynı sonuçları, çıktıları ürettiğini göreceğiz. Ya da bir takım analiz yazılımları var. Hangi ağ trafiğini analiz edebiliyorsunuz? Şimdi ben yeri gelmişken toplu halde hani Telegram'a geçiş yapıldı ama bir yandan şöyle baktığımda yakındaki kişiler diye bir opsiyonu var. Gerçi şu an ben kapalı tutuyorum ama erişime izin ver dediğim vakit iş yerindeki bir arkadaş gösterdi. Belli bir mesafedeki diğer tanımadığım kullanıcıları da karşıma getiriyor. Grupları dahil. Yani bunun ne tür riskler barındırabildiği hususu ayrı bir tartışma konusu. Gerek hani çocuklarımız açısından, gerek bizler açısından. Dahası mesela dün başıma gelen bir şey. Arama yapıyorum. Mesela bir arkadaşla iletişim kurmak üzere. Benim rehberimde bulunmayan pek çok kişi ve grup da geldi karşıma. Yani bu da ciddi bir sıkıntı. Hani herkes Telegram'a geçti ama sunucuları nerede? Birleşik Arap Emirlikleri'nde diyebiliyorum. Rus hükümeti verilerin paylaşımıyla ilgili firmayla anlaşmazlığa düştüğü için sunucuları Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşıdığını ifade ediyor Telegram'ın sahibi. Ama az önce hocam da zaten çok güzel bir şey söyledi, Mikail hocam. Hani ABD'de mi tutulsun, Rusya'da mı tutulsun, aslında biz ona karar veriyoruz dedi. Nokta atış bir tespitti hakikaten. Sonuç itibariyle hangisi daha güvenli? Kaynak kodları açık olan uygulamalar daha güvenli. Ha, açık olan uygulama var mı? Signal diye bir uygulama var. Kaynak kodları açık. İndirip ilgili teknik elemanlarca bir sunucuya kurulması durumunda pekala güvenli yazışma yapılabilir. Ben somut bir örnek vereyim. Part-time çalıştığım bir savunma sanayi firmasına ben bir bulut sistemi kurdum. İçinde çevrim içi anlık mesajlaşma dahil, görüntülü haberleşme, doküman paylaşımı ve aklınıza gelebilecek online ofisten tutun da Google'ın Keep uygulaması, online ajandası, her şeyi ama her şeyiyle açık kaynak kodlara sahip ve kendi sunucusunda, firmanın kendi sunucusunda barındırılıyor. Aynı şekilde e-posta sistemleri daha önce dış outsource edilmiş, dış hizmet alınarak kimin yönettiğini bilmedikleri birilerinin elinde. NATO gizlilik akreditasyonu olan bir takım proje dokümantasyonu, düşünün, dış ağa çıkarılıyor bir takım ciddi imzalar alınarak. Fakat o e-posta sisteminde de müşteriye ulaştırılmak üzere o e-posta sistemi kullanılıyor. O e-posta sistemini de yine yerli demeyeyim de açık kaynak yazılımlarla koşan yine firmanın kendi sunucusuna taşıdık. Yani bunlar yapılabiliyor. Yeter ki bir irade olsun, yeter ki bir istek olsun. Finansman noktasında da inanın maliyetiniz sıfır. Yani bu yazılımlar ya, gönüllüleri ve topluluğu tarafından paylaşılıyor.
Sözün özü açık kaynak yazılımlar güvenli diyorum ben. Açık kaynak yazılımlar. Evet. İnternet güvenli mi hocam? Yani efendim? İnternet güvenli mi? Yani ne kadar açık kaynak olursa, ne kadar şifrelenirse, ne kadar ne varsa internete çıktığı an o ortam güvenli mi? İşte burada da kriptolama teknolojileri devreye giriyor. Yani açık yine kaynak kodları açık bir şekilde paylaşılan şifreleme algoritmaları var. Hakikaten de bir matematiksel fonksiyon açısından düşünün. Tersi alınamayan bir fonksiyonla siz çıktıyı girdi olarak kullanarak en baştaki işte parametreye ulaşamıyorsanız bu tersi alınamayan bir fonksiyon mesela logaritmik fonksiyonların tersi alınamıyor. Aynı şekilde bu algoritmalar aracılığıyla kriptolanmış verinin tersine mühendislik yaklaşımları ya da bir takım özel yöntemler kullanılarak eldesi mümkün olamıyorsa ki bunun için yıllarca akreditasyon almak üzere bağımsız otoritelerce incelenen ve hakikaten güvenli addedilen algoritmalar mevcut. Bu algoritmalar kullanılarak kriptolanan veriler şu anki bilgisayar teknolojisiyle çözümlenmesi yıllar sürebilecek nitelikte. Dolayısıyla güvenli varsayılıyor. Yani yıllar sonra çözümlenebiliyor mu? Evet çözümlenebiliyor ama o verinin zaten artık geçerliliği yitirilmiş oluyor. Dolayısıyla kullanılan yöntem ve tekniklerin kamuyla net bir şekilde paylaşıldığı algoritmalar olsun, yazılımlar olsun, kriptolama yöntem ve teknikleri olsun güvenli addedilebilir. Burada tabii yine kullanıcının bilinçlendirilmesi, gerek sosyal medya okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, temel siber güvenlik bilgisiyle donatılması. Mesela yani oturumda bulunan hocalarımıza da sorayım. Bir online alışveriş sitesinden ürünü sepete ekledikten ve ödeme aşamasına geldiğimiz esnada kaçımız acaba browser'ın o adres satırının sol tarafına en başındaki kilit sembolüne tıklayıp birazdan geleceğimiz kredi kartı bilgilerimizin onayladığımızda karşı tarafa ulaşması esnasında o kullanılan kriptolama yöntemleri dahil gerçekten o alışveriş sitesinin kriptoloji için o kriptografik anahtarı ya da sertifikasının bilgisine kaçımız bakıyoruz? Rica ediyorum bir bakın mesela herhangi bir online alışveriş sitesinde o kilit sembolüne tıklayın. Gerçekten doğrulanıyor mu, doğrulanmıyor mu teyit edilebilir. Yani bu konudaki bilincin artırılması için bir takım girişimlerde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum yine Merve Hocam'dan. Merve Seren Hocamızdan bir soru aldık. Çok teşekkür ediyorum bizlere. Mustafa ve Hatice hocalarımıza ortak bir soru. Veri depolamada Hollanda çok fazla tercih ediliyor. Bu konuda bir yorumunuz var mıdır? Devletin az müdahale ettiği gerekçesiyle depolama olarak bu ülkenin seçildiği söyleniyor. Veri depolaması ve yedeklemeyi en fazla koruyan devletlere örnek olarak kimler gösterilebilir? Benim kendi görüşüm olarak Hollanda değil de daha çok İsviçre olduğunu biliyorum ben de. İşin açıkçası belki benim hatam vardır. İsviçre'de özellikle bu server merkezlerinin olarak depolama ağlarının kullanıldığı ve bunların server bağlantılarını yani kendi iletişim ağlarının daha kuvvetlendirmek amacıyla yapıldığı düşünüyor. Ben de aynı şekilde yani istediğimiz kadar bir durumu millileştirelim, programları değiştirelim ya da programları kodan korunmaya çalışsak bile bunların ana temelinin başka bir ülkede olmasının problem yaratacağını düşünüyorum işin açıkçası. Ne kadar güvenilirdir, ne kadar güvenli değildir? Tabii ki bu konularda da bana göre hiçbir güvenli değil ama şu dünyada da içinde bulunduğumuz alandan da hiçbirinden kaçışımız yok. Mecburen az önce de hocalarım dediği gibi birinden birini tercih etmek zorundayız. Bunun için de yapılacak tek çözüm herkesin birlikte oluşturabileceği bir orta yolu bulmak. Hani devletler nasıl sınırlarına kendilerine müdahale edilmiyorsa kendilerinin ortak bir alanda buluşup
kalıcı ve bağlayıcı kurallarla, bu yaptırımı olan kurallar koyarak sınırlarına girmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama daha detaylı benim açımdan başka bir bilgim yok hocam. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Mustafa hocam devam edecek misiniz? Bir şey diyordunuz. Evet. Yok, teşekkür ederim. Ben sayın hocalarımızın da vaktini almak istemiyorum. Evet, bir şey geldi aklıma. Amerika Birleşik Devletleri birçok ürüne ihracat kısıtı koyuyor. Yani Amerika dışına çıkartılmasını yasaklıyor. Aslında laptoplar bile bu kategoride. Yani dizüstü bilgisayarlar dahi Amerika için yapılmışsa diyebiliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Biz yani verinin ülke dışına çıkarılması ile ilgili aslında bir, yani bu bir ihraç, yani veri ihracı değil mi? Yani veri bugün bir ticari mal haline gelmiş durumda. Bunun ihracına yönelik yasal düzenlemelere gidebilir miyiz? Ve bunu veri ihracatı kapsamında değerlendirebilir miyiz diye de düşünüyorum. Evet, meselenin gerçekten çok boyutu var. Sanırım Merve Hocam devam etti. Evi korumada Hollanda, sonra veri korumada İsviçre deniyor. Evet, Hollanda ve İsviçre. İsviçre bankalar değil mi? Yani illegal. Neyse, o konuya da dağıtmadan. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa buradan öğrendiğimiz sanırım farkındalık değil mi? Yani sosyal medya farkındalığı eğitimi ilkokuldan itibaren bunu açık olarak milli eğitime yapmamız gerekiyor şu anda diye düşünüyorum. Yani bir bu oturumdan bir çıktı olarak yapılıyor zaten bunların. Ders olarak olduğunu ben gördüm, duydum. Ama yaygın olarak var mı bilmiyorum. Tabii üniversitelere de bunların yerleştirilmesi gerekiyor. Evet, bu da şey İbrahim Hocam, evet, çok kısa hocam. Bir şey söylemek buyur. İstiyorum. Yani hem şu aslında Mustafa Bey'in söylediği bu PCI DSS aslında hani en fazla güvenilir kredi kartı ne olduğunu, işte e-ticaret yapanlara baktığımızda işte PCI DSS kullanılıyor mu? İşte buna bir itirazımız olduğunda konsorsiyuma gidiliyor vesaire. Şimdi benim iki hafta önce başıma geldi. Sabahın 5.30'da kredi kartımdan Zara'dan alışveriş yapılmış. 3.5 milyarlık, 3.500 TL'lik. Ondan sonra ve biz hemen kredi şeyi aradık, bankayı aradık ve itirazda bulunduk. Ve banka bize dedi ki bu parayı ödemek zorundasınız 3.500 TL'yi. Çünkü biz Zara'ya işte itiraz hakkı tanıyoruz. 180 gün dediniz. Yani 180 gün bir onlara cevap hakkı tanınıyor. Yani bu da çok kötü bir şey. Aslında hani bu parayı ödeyebilen var, ödeyemeyen var ve aksi takdirde bunlar faize biniyor. Yani o kadar kötü bir şey ki 3.500 lirayı ben şu anda ödüyorum. Takside bölmüş bir şekilde. Ve Zara'nın cevabını bekleyeceğim. Yani burada ama Amerika'daki sisteme baktığınızda Amerika'da önceden de mesela başıma geldi. Hemen banka anında bu borcu siliyor. Ama Türkiye'deki bankacılıkta böyle bir şey yok. Evet. Evet hocam. Yani bunu da hani not düşelim. Bence bu da hukuki olarak bence yani tüketiciyi hiç de koruyan bir şey değil. Tabii. Yani mikro ve makro düzeyde mesele, yani kişisel mağduriyetlerden tutun da ülkelerin güvenliği konusuna kadar biz bu akşam siber güvenlik konusunu, sosyal medya konusunu ve bunun ne kadar işte masum olduğunu, olmadığını ele aldık. Bu sadece küçük bir çaba. Bu konudaki çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Politikaların yine disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulması gerekiyor. Tek bir disiplin alanının, çalışma alanının, disiplinin, işte mühendislik olsun ya da tek başına hukuk olsun, tek başına iktisat olsun, bu işin üstesinden gelemeyeceği aşikar. Ben katılımcılarımıza, değerli izleyicilerimize, katkı sunan hocalarımıza, IB Ulisa ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sefer hocamıza iletişimden yine YouTube canlı bağlantısında yardımcı olduğu için bu oturumumuz YouTube canlı bağlantısında izlenecek, daha geniş kitlelere zamanla günden güne ulaşacaktır. İnşallah politika yapımında, daha iyi bireysel kararlar alımında, eğitimde, farkındalıkta rol oynayacaktır diye düşünüyorum ve oturumumuzu burada kapatmak istiyorum. Hepinize iyi geceler. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir düsturu da hatırlatalım, yine çağlar ötesinden değil mi? Yani o da hep aklıma geldi, söylemeden edemeyeceğim. Yani güvenmediğiniz bir kişi size bir haber getirirse doğrulayınız. Yani bu kadar basit bir düsturun yine bugüne de ışık tutması, bu bir hadistir.
Gerçekten çok ilginç ve manidar, söylemeden edemedim. Peki, hepinize hayırlı geceler efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki ULISA programında beraber olmak üzere. Yine yarın çıkacak ULISA 12 sayımızdan da bu konuyu takip edin lütfen. Hoşça kalın. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.